Mutlu akşamlar efendim. Farklı açıdan hoş geldiniz. Ben Meltem Gürsoy. Türkiye'nin gündemi elbette yerel seçimler. Adaylar açıklanıyor, vaatler sıralanıyor. Bugün AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Büyük şehirlerde aday sayısı arttıkça seçim yarışı da bir hayli kızışıyor. Peki seçmen ne diyecek? Seçmen neye bakacak? Hepsini konuşacağız, tartışacağız. Siyasetteki sıcak başlıkları değerlendireceğiz. Konuklarımızı takdim edeyim hemen sizlere. Hukukçu Ahmet Çobanoğlu bizlerle birlikte stüdyomuzda bu akşam efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim teşekkürler. Avukat Mehmet Fatih Önsöz de bizimle birlikte siz de hoş geldiniz. Ve Profesör Doktor Ümit Kocasakal, siz de hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Artık yerel seçimlere son 60 gün değerli izleyenler. Tabi dengeler değişecek mi? Hepsini konuşacağız. AK Parti seçim beyannamesini açıkladı bugün demiştik. Türkiye yüzyılı gerçek belediyecilik temasıyla hazırlandı. 8 ana başlıkta. 8 ana başlıktan oluşuyor beyanname. Kentsel dönüşüm vizyonu kentsel dönüşüm vurgusu ön plandaydı bu beyannamede. 8 ana başlıktan oluşuyordu. Yerel yönetim vizyonu, katılımcılık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, Dirençli şehirler, Türkiye yüzyılında şehir ve çevre, toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri, duyarlı ve kapsayıcı sosyal belediyecilik, kültür üreten şehirler, hizmet ve eser belediyeciliği başlıkları altında toplandı. Dirençli şehirler vurgusu yapıldı, yeşil alanların arttırılması dikkat çekti, raylı sistemlerin yaygınlaştırılması, sokak hayvanları sorunu yine beyannamede yer aldı. Diğer taraftan mahalle kreşlerinin artırılması ve kadınlar için özellikle mahallelerde girişim atölyelerinin kurulması gibi projelerde öne çıkan başlıklar arasındaydı ve projeler arasındaydı. Hemen konuklarımıza sormak istiyorum. Ahmet Bey ile başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz AK Parti seçim beyannamesini? Bugün sözlerime başlarken ben 29 Ocak 1988 Batı Trakya Türklerinin Milli Direniş Günü olan bugüne bir atıf yapmak isterim. Bu onurlu direnişte orada sadece Türk olarak Yunanistan'da dünyaya geldikleri için kötü muamelelere maruz kalan Batı Trakya Türklerini buradan saygıyla ve rahmetle anıyorum. Onların öncüsü konumunda olan Doktor Sadık Ahmet şöyle demiş. Ki, Eğer Türk olmak bir suç ise buradan tekrar ediyorum ben bir Türk'üm ve öyle kalacağım. Bu mesaj çok önemliydi. Ben de bir Trakyalı olarak bunu burada açılış konuşmamda dile getirmem uygun olduğunu ve onları unutmamamız gerektiğini zamanında çekilen sorunların ee, bizlerin bizlerin hiçbir zaman hafızamızdan silinmemesi gerektiği inancında olduğum için buradan tekrardan herkesi saygıyla, rahmetle, onurla anmak İyi istedim. Ben de aynı... evet. 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 Şimdi e, sizin anlattığınız bugün de dinlediğimiz AK Parti'nin e, seçim beyannamesinde evet. 8 maddeden başlıktan evet. daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarda bulundu. Burada açıkçası benim dikkatimi çeken husus şu oldu Meltem Hanım. Şehiri, yani il veya ilçe, orayı insanıyla bir bütün halinde değerlendiren bir anlayış gördüm ben. Yani konutundan, yeşil alanına, oradaki sokak hayvanlarından, bütün kreşlerine veya sosyal etkinlik alanlarına kadar bir bütün halinde değerlendiren bir e, seçim beyannamesi gördüm. Bu seçim beyannamesinin başarılı olması, e, pek tabii mümkün olması, bizim halkımız karşılığının bulunması... E, mümkün olduğunu düşünüyorum. Şundan dolayı tamamen hizmet odaklı ve eser belediyeciliği anlamında Sayın evet. Cumhurbaşkanı'nın da her zaman dile getirdiği olan bu husus kendisinin de 1994'te İstanbul'a kazandırdığı eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla devam eden bir süreçteyiz şu anda. Kendisi sadece hizmet etmek amacıyla, hizmet etmek uğruna tekrardan belediyelerin kazanımları olmayan yerleri kazanmak veya aynı yerleri tekrardan kendilerinde ise kazanmak arzusuyla bu e, ifadelerde bulundu. Önemli olan hususlardan aslında e, sadece önemli değil en önemli olan hususlardan bir tanesi bizlerin milli güvenlik problemi, terör sorunumuz nasıl varsa He. deprem de bu ülkenin milli beka sorunudur. Milli güvenlik sorunudur. Yani biz depreme de aynı hassasiyeti göstermeliyiz. Bir yıl olacak önümüzdeki hafta e, yayında Herhalde birinci yılını doldurmuş olacağız. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Büyük Hatay depremini ve oradaki Kahramanmaraş depremini çok büyük kayıplar verdik. Hepimizin canı yandı. Uzun süre bir gece kendimize gelemedik. Ekonomi olarak da çok ciddi anlamda darbe aldık. Ancak biz bunların üstesinden de gelmeye çalışıyoruz. Ve orada yapılan faaliyetleri de görüyoruz. Ve bunları artarak devam ettirmelerini hem genel hükümetin hem de oradaki yerel belediyecilerin de bir, olarak, güçlü olarak sadece ve sadece oradaki insanlarımıza faydalı olabilmeleri arzusundayım. Çünkü hala çadır kentlerde kalan, çadırlarda yaşayan insanlarımızın olduğunu, konteyner kentlerde hala çalışan veya orada yaşayan ailelerimizin olduğunu ekranlardan da görüyoruz. Bizler oradaki insanlarımızı hiç unutmamamız lazım. Sadece depremden sonra iki hafta, üç hafta sonra televizyonda hepimiz elimizden geleni yaptık veya ayrı yerlerden elimizden geleni yaptık. Ama biz hiçbir zaman oradaki sosyal desteği bırakmamalıyız. Ellerimizi üzerlerinden çekmemeliyiz. Onların yaşadıkları bu acılar, bu psikolojik yıpranmalar ve manevi travmalar kendilerinin e, önümüzdeki yıllarda da ve hayatı boyunca da belki de çok büyük etkisi olacağını biliyoruz. Ve bunun bilincinde olarak aslında bir yerel seçime gidiyoruz biz. Sayın Murat Kurum'un da İstanbul için ilk ve tek söylediği şey, deprem konusu. Yani İstanbul'da dönüşmedik, hasarlı veya işte sorunlu bir yapı bırakmayacağız. Biz bütün yapıları değiştireceğiz, dönüştüreceğiz. Çünkü bakınız biz gece evimize girdiğimizde güvenle uyuyabilmek isteriz. Bu en önemli isteğimizdir. Bakın barınma ihtiyacı aynı şekilde hayatta kalma. Anayasal bir hak, insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nde yer alan da bir hak. Yaşamak. Biz bunun sağlanmasını isteriz. Sayın Cumhurbaşkanı bugün kendisi bu şekilde yine depremi önceleyerek yapmış olduğu eser ve hizmeti öne alan bu açıklamaları neticesinde tüm belediye başkan adaylarının da aynı propaganda sürecinde aynı çalışmaları yapıp projeleri o ile ilçeye uygun bir hale getirmesi gerekiyor. Bunların hepsinin kararlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Bunlar sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın anlattığı şekliyle kalmamalı. Her bir il ve ilçe belediye başkanı buna ilişkin projelerini o bölgeye ilişkin açıklamalı, halkıyla samimi bir şekilde anlatmalı, görsellerle bunu kamuoyuna duyurmalıdır. Bu böyle olursa gerçekten inandırıcılık, samimiyeti insanlar görebilirler. Ve e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yine bu değinmiş olduğu deprem sorunuyla alakalı çözümü kendilerinin üreteceğini gerçekten inandırmaları seçmenli bir karşılığının bulunmasını istiyorsa... Her an her ilimizde özellikle deprem bölgesindeki illerimizde önceliğin depremden başka hiçbir şey olmaması lazım. En önemli husus şu anda beklenen büyük İstanbul depremi. Bu ekmek kadar, su kadar bizim önceliğimiz olması gereken bir mevzu. Biz İstanbul'da yaşıyoruz hepimiz. Biz burada güvenli konutlarda ailelerimizle oturmak, yaşayabilmek isteriz. Bu konut benim başıma yıkılacak mı diye bunu düşünmek istemeyiz. Bütün il kapsamında Sayın Murat Kurum ilçe bazlarında da adayların bunlara ilişkin tüm çalışmalarını net bir şekilde ortaya koyması gerek. Bizler e, bu şekilde olursa insanlarımıza dediğim gibi samimi anlatabilirsek bu projeleri çok net bir şekilde açıklayabilirsek Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği sözler de havada kalmaz ve seçmen de oy olarak da kendilerine bunu e, iade ederler ve bunu bu şekilde söylerler. Benim en önemsediğim husus açıkçası Meltem Hanım kentsel dönüşüm. Evet. Sadece Dön kentsel dönüşüm, dönüşüm zaten. değil yani sosyal konut, kentsel dönüşüm ve güvenli konut. Yani aslında işin temeli güvenli konut. Hasarsız yapının olmaması, sorunlu yapının burada İstanbul'da olmaması ve aynı zamanda da su problemi. Bu su problemi de geçtiğimiz yayınlarda dile getirmiştim. İstanbul özelinde yine söylüyorum. Evet şu anda yağış alıyoruz ama ileriye ilerleyen senelerde 2025'ten sonra 2030'a doğru gittiğimiz senelerde bizler Su problemiyle karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Sadece İstanbul değil, Türkiye de kurak bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söyledi. O yüzden tüm e, faaliyetlerimiz aslında su problemini ortadan kaldıracak şekilde depolar mı yapacağız? Faaliyetler mi gerçekleştireceğiz? İnsanları bilinçlendirmek adına e, etkinlikler mi düzenleyeceğiz? Bunun üzerine e, genel hükümetin yani Ankara'nın üzerine ne vazife düşüyorsa yerel seçimlerden evvel belediye başkan adaylarının da aynı şekilde projelerinde bunlara yer vermesi gerektiğini evet. inanıyorum. Ve bunları nerelere yapacağını özellikle gösterirlerse bu belediye başkan adayları da hem il hem ilçelerde halkta gerçekten bir karşılığı olduğunu ve oy olarak da onlara geri döndüğünü görmek mümkün olacaktır. Kreş örneğini verdiniz Meltem evet. Hanım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da bugün bunu söyledi. Kreş sayılarının arttırılması mahallelerde. Beşiktaş'ta biz e, geçtiğimiz haftalarda söylemiştik. Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş Belediye Başkanı Başkanı'daymış Sayın Avukat Serkan Toper. Ben de kendisinin ekibindeyim. Biz zaten sahada çalışıyoruz. Evet. Bizim gördüğümüz şuydu. 23 mahallesi var Beşiktaş'ın. 23 mahallesinde 3 ya da 4 kreş var. Yani oradaki kreş problemi de bizim gündemimizde olan bir şeydi. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün bu kreş probleminden yani çünkü çocuklu ve çalışan annelerin Özel kreşler haricinde çocuklarını bırakabileceği, güvenle bırakabileceği kurumların bulunmamasından yakınıyor. Çalışan anneler. Çalışan anneler, evet e, tabii ki de çok büyük bir problem. Ondan dolayı da ben bu çağrıyı da çok kıymetli buluyorum. Keza yine sosyal kültürel alanların ve yine aslında ondan da evvelinde yeşil alanların çoğaltılması konusu. Sayın evet. Cumhurbaşkanı bunu geçtiğimiz senelerde söylemişti. İstanbul betona boğuldu diye. Bu betona boğulma kısmında ve imar izinlerinin verilmesi konusunda rant peşinden koşulmaması İki kat, üç kat daha fazla imar izni verelim. Oralardan da biz rant alalım. Bazı kazanımlar elde edelim. Maddi olarak belediyenin bu şekilde yer almaması, bunlarda yer almaması gerekiyor. Ve İstanbul'un yeşilinin korunması üzerine giderek bu yeşilin varsa alanlarının daha da fazlalaştırılması gerekiyor. Çünkü beton içinde yaşıyoruz. Hepimiz bunun farkındayız. Buradan çıktığımızda E5 üzerinde yeşili bir tane göremiyoruz. Mecidiyeköy, Zincirlikuyu bölgesinde yeşil göremiyoruz. Biz o yeşili görmeyi istiyoruz. İnsanlar da bunu istiyor. İnsanlar hafta sonları Zekeriya Köy taraflarına, karşıya Maltepe taraflarındaki o Aydos Ormanlarına veya Trakya taraflarına veya biraz daha Sakarya taraflarına kaçıp biraz nefes almak istiyorlar. Keza Kemerburgaz tarafında da ormanlar var ama bizim şehrin içine bunları yapıyor olmamız lazım. Şehrin içinde bu yeşil alanları sağlarsak evet. biz çocuklarımızın da orada daha rahat nefes almasını bu boğulan İstanbul'da, bu betondan yığılan İstanbul'da, bu... E, egzoz gazından solunmasından geçilmeyen İstanbul'da, bu kötü hava şartlarının, hava kalitesinin kötü olduğu İstanbul'da bir nebze olsun da kurtulabilmemiz önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bunun ileride de, e, gelecek nesillerde de çok kıymetli olacağını, gitgide bunun sürdürülebilir bir şekilde devamının gelmesi gerektiğine de inanıyorum. Peki. Türkiye yüzyılı için gerçek belediyecilik temasıyla hazırlandı. AK Parti seçim beyannamesi 8 ana başlıkta efendim. Özellikle kadınlar için girişim atölyelerinin mahallelerde kurulması e, ve sokak hayvanları sorununa değilmesi özellikle kıymetli. E, size de sormak istiyorum Mehmet Bey. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle 31 Sarı, Mart vaatlerini. Gündemimiz AK Parti'nin seçim beyannamesi. Evet. Ama genel olarak bütün siyasi partiler Ekseriyetle, kaliteli ve güzel projelerle halkın karşısına çıkıp evet. e, güzel seçim beyannameleriyle vatandaşla buluşurlar. Yani baktığımız zaman teorik olarak hepsi hazırlanmış güzel metinlerdir. Tabii. Sonuç olarak bu metinlerin ne kadar uygulanabildiği ve de bunun toplumda ne kadar karşılık bulabildiğini de irdelememiz lazım. Şimdi baktığımız zaman bu vizyonu anlatırken cumhurbaşkanımız ben yakından takip ettim. E, yıllardır Ak Parti iktidarda tutan inanmış oldukları o belediyecilik vizyonunu tekrar anlattı ve tekrar heyecanlandığını hissettim. Yani e, yerel yönetim diyerek nasıl olsa Cumhurbaşkanı kazandık genel seçimde e, mecliste üstünlüğümüz var diyerek bırakılmamış Ak Parti bu seçime e, hem projeleriyle hem de psikolojik olarak da iyi hazırlamış. Hatırlayın zaten e, seçimin akşamında İstanbul'u geri alacağız diyerek ilk söyleme oydu. Yola çıkmıştı. Evet. Üsküdar'daki konuşmasında Şimdi, e, ben İşgal altında mı? mıymış İstanbul? Yok Belediye hocam. olarak geri hocam. Tamam. Yani <laughs> yani yok geri almak deyince hocam ben oradaki bir anda... hedefini orada direkt koymuştu. Biz bu seçimi kazandık ama yarın itibariyle yerel seçime başlıyoruz. Şimdi anlatmış. ya da hediye edilecek. Ne hediye edilecek? Anlayamadım. Şimdi i̇şte Mersin hani hediye edilecek ya Cumhurbaşkanı'na. Öyle demedi mi Sayın Bahçeli? Ya, yeni bir şey bu yani. Hayır yani e, hediye mi edilecek? diye ben. Valla burası Doğru. kazanılacak gibi duruyor ha, hocam. Peki. Öyle evet. diyelim. İstanbul Hediye edilmeyecek <laughs> yani. Hediye edilmeyecek. <laughs> burası kazanılacak. Peki. Şimdi temel ilkeler olarak ben tek tek ince Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik. Bu gerçekten olması gereken bütün belediyelerin, bütün siyasi partilerin üzerinde yürümesi gereken, bunları hatandaşa anlatması gereken şeyler. Dirençli şehirler bu dediğimiz gibi biz seçimde sadece İstanbul odaklı bakıyoruz ama Türkiye'nin her yerinde bulunduğumuz coğrafya gereği bu deprem riski içerisindeyiz. Türkiye'nin her yerindeki belediyelerde de yapılması gerekiyor. Bununla ilgili projelerin temelleri afetlere karşı risk kalkanı oluşturmak, kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak, deprem için hazır şehirler hale getirmek gibi bir alt başlığı da var bunun. Baktığımız zaman çok yararlı ve olması gereken hatta bunun benim şahsi görüşüm bir devlet politikası haline getirilip hiçbir siyasi partiye ayırmadan hangi şehirde ne gerekliyse devlet eliyle ve belediye işbirliğiyle beraber yapılması. Yani bu seçimi A partisi kazandı B partisi kazandı olarak değil benim vatandaşım kıymetlidir her partili vatandaşım kıymetlidir diyerek Türkiye'nin bir seferberliğe başlaması gerekiyor. Yani Türkiye çapında da bu seferberliğin başlaması lazım. Evet. Akabinde bakıyoruz Türkiye yüzyılında şehir ver çevre diyor. Yani çevrenin korunması adına da elimizdeki doğal güzelliklerin ve mevcut işte imkanların, ormanların, yeşil alanların korunması ve bunların arttırılması için bir şeyler yapılması gerekiyor. Bunu şimdi genel olarak şöyle yorumluyoruz. 20 senedir iktidarda, iktidardasınız neden yapmadınız? Elbette bunu sormak vatandaşın da hakkıdır. Bunu da asla vatandaşın elinden almamak gerekir. 20 senedir yaptıklarınız sizin zaten yapacaklarınızın teminatıdır. Eğer güveni verirseniz seçmenden oy alırsınız. Bu anlamda e, özellikle yaptıklarını anlatabilmek adına, kimlikli şehirler yaratabilmek adına, kendine yetebilen, ekonomik anlamda, enerji anlamında, e, gıda anlamında, e, konut anlamında kendine yetebilen dışarıdan göçe gerek duyulmayan aynı zamanda göç vermeyen şehirler yaratabilmek çok önemli. Biz İstanbul'da 20 milyon kişiyiz diyoruz. Resmi 20 milyon mültecilerle beraber kaç milyon olduğumuzu bilmiyoruz ama bizler de buraya baktığımızda hiçbirimiz yedi göbek İstanbullu değiliz. Hepimiz başka şehirlerden geldik. Hepimiz başka hayatlardan buraya geldik ve burada yaşıyoruz. İşte kendi memleketlerimizin de bizleri istihdam edebileceği veya bu anlamda vatandaşına yetebileceği bir hale getirmesi gerekir ki bu noktaya parmak basmak önemli. Çünkü İstanbul'a göç her geçen gün artıyor. Bu kadar hayat pahalılığına, bu kadar ekonomik kötü gidişata rağmen İstanbul her sene üniversitelerin neredeyse tamamını dolduruyor. Her sene hem ev anlamında hem de yurt anlamında çeşitli problemleri öğrenci arkadaşlarımız yaşıyor. Öğrencilerle iç içe olduğumuz için bunları çok rahat biliyoruz, görüyoruz. Ve aynı zamanda akıllı şehirler, çevre ve estetiğe uygun şekilde sıfır atığa uyumlu şehirler kapsamında bir giriş içerisindeler. Ve bu girişimlerin de gerçekten güzel bir şekilde tamamlanırsa anlam ifade edeceğini düşünüyorum. Peki, Mehmet Bey mikrofonunuz düşmüş sanırım. Arkadaşlarım uyardılar. Nazar, nazar. Evet. <laughs> Teknik olarak olabiliyor. Böyle olabilir. Şey. Teknik olarak. Olabilir. Problem değil. Peki. Nerede kaldık? Ne kadar duyuldu herhalde? Tamam şimdi sesle <laughs> devam edebiliriz. bir edebiliriz. sıkıntı yok. Hepsi duyuldu. Şimdi evet. ben başlık başlık okuyayım. Hani genel anlamda da toparlayacağım şeyler. Duyarlı ve kapsayıcı sosyal belediyecilik. Güçlü, dinamik, aktif belediyeler ve kalkınmacı bir belediyecilik. Ya, yani, tabii ki bunu zaten mevcut belediyelerinde bir şeyler yaparak gösterdiler. Yani dün kurulmuş bir parti olup İlk defa belediye talep eden ya da belediye başkanlığını bize verin diyen bir parti yok karşımızda. Öyle veya böyle Cumhur İttifakı olmadan önceki Ak Parti'de, önceki belediyelerde de hocamla iki programdır bu konuda tartışıyoruz. Belediyecilik ya belediye kanundaki görevler bellidir, süt dağıtmasın vesaire diyor ama öncelik o değil diyor. Öncelik o değil diyor. O konuda atışıyoruz. Ama ben de hocama bu konuda hak veriyorum. Ama sizin aynı zamanda bu vatandaşın ihtiyaçlarını da giderme sorumluluğumuz var. Bu hususta da net bir şekilde belediyenin görevleri kapsamında olmasa dahi yapması gerektiğine inandım. Ekonomik anlamda da vatandaşların kalkınmasına vesile olacak hamleler yapan ve dediğimiz gibi az önce yeten birbirine yeten bir şehir yaratmak çok önemli. Bu İstanbul'da çok kolay değil ama Anadolu'nun da her yerinde bunu yaratmak zorunluluğumuz var. Hizmet ve eser belediyeciliği diyor. Altyapı, üst yapı, e, imar planlama, sosyal konut, kentsel dönüşüm, coğrafi bilgi sistemleri, ulaşım, afet ve kriz yönetimi anlamında e, bir sistemle AK Parti mevcut belediyecilik anlayışının üstüne ekleyerek e, Türkiye'yi Cumhur İttifakı ile birlikte uyumlu belediyecilikle beraber yönetmek istiyor. Baktığımız zaman dediğim gibi her seçim beyannamesi okunduğu zaman güzeldir uygulanabilirliği ve siyasetçilerin bunun arkasında ne kadar durabileceği, tabii ki, ne kadar ihil olduğu ve e, bu vaatler karşısında bunu yapabilecek ekiplerin olup olmadığı tartışılmalı. Ben açıkçası e, güzel, yeterli ve gelecek vadeden bir beyanname olarak gördüm. E, tabii ki seçimdir kim kazanırsa iki tarafta kazanmışsın İster evet. yani isterdik gönüller kırılmasın isterdik ancak her her zaman bir tane kazanan olur ve burada da e, vaatleri gerçekleştirilebilirse AK Parti'nin seçim beğenlemesi e, seçmen, seçmen de sonsuz değerler, seçmen değer savülecek. bulacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Peki hocam, vaatler sıralanıyor, e, vaatler. adaylar açıklanıyor bir taraftan. Evet, yani hani bir programda hatırlarsınız e, o ünlü şarkıyla girmiştim. aynen devam ona yani. E, palavra, palavra, palavra. Aslında onun orijinali hep de, o zaman da söyledim ya. Parole, parole, parole. Yani laf, 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 laf. Şimdi zaten lafa kalsaydı iş, Türkiye'nin hiç böyle bir durumda olmaması gerekirdi. Bakın ben şimdi kendimce e, bir biraz zamanınızı alacağım. E, söyleyeceğim çok şey var. Buyurun. E, bir kere... E, bıraktığı yerden tam başlayayım. Ön, arada bazı e, başka saptamalarım var ama meslektaşımın bıraktığı yerden başlayayım. İşte hani dedi ya kim e, gönüller keşke kırılmasa bir kazanan bir tane doğru ama sorunumuz şu zaten. Geldiğimiz noktada kim kazanırsa kazansın Türkiye ve yurttaş kaybediyor. Şimdi bu birincisi açmaz. Bunun ben saatlerce anlatırım. Ne demek istediğimi ki bizi izleyenlerin de anlayacağını düşünüyorum. Bak tekrar söylüyorum. Kim kazanırsa kazansın Türkiye ve yurttaşın kaybettiği bir ortama gelmişiz. Çünkü yani herkes bir kere öncelikle kendi görevlerini yapmıyor Meltem. Önce kendi görevlerini yapmalı. Tamam mı? Yani yerel yönetim, merkezi yönetim veya iktidar olmaya soyunmamalı. Merkezi yönetimde yerel yönetim olmaya ve belediye belediyeciliğe soyunmamalı. Önce herkes kendi işini yapmalı. Önceliğimiz nedir? Tamam süt dağıtacaksın da evet. önce iki yudum yağmur düştüğünde insanların Boğulmasını engelle, boğulmasını. Bodrum'da boğuldu kızcağız hatırlıyor musunuz? Bodrum'da ya bir yağmurda boğuldu, boğuldu. Kentler ne halde? Şimdi aa, şimdi oraya geliriz. Hani bir şey daha anladım ki ben arkadaşlarımızın anlatımından. Kentler demek ki seçimde ikiye ayrılıyor. Hani Zeki ile Metin'in böyle bir parodisi vardı. Diyordu ki aşulağa ikiye ayrılıyor. Yarma şu, gakma şu. Onun gibi kentlerimizle galiba kazanılacak kentler, hediye edilecek kentler şeklinde ikiye ayrılıyor. Çünkü Cep, ben dedin ya ama İstanbul etmişsiniz. İstanbul e, bak kazanılacak dedin ya, dediniz ya. Ben o yüzden diyorum evet, Hediye ile yani alakalı ben cevabımı yani, vereceğim hocam. E, o ikiye ayrılıyor. Eyvallah. Öyle anlaşılıyor. Şimdi meseleye gelelim. İstanbul için de aday e, sayısı arttı. E İstanbul İstanbul'da artar tabii ya. Ben evet. anlamadım. Şimdi bakın. <laughs> önce oraya gelene kadar ben e, başka Sevgili Ahmet kardeşim gibi evet. ben de biliyorsunuz o haftaya özel veya özgü bir takım şeylere değiniyorum. Hatta şeyden başlayayım. Benim de rahmetli anacığım Gümülcine doğumluydu. gayı bir köy. Hatta ben Baro başkanlığım döneminde Baro Başkanı olarak Batı Trakya'ya özel bir ziyarette bulundum resmi. Ve daha girişte bizim gittiğimiz her yerde bir vukuat oluyor. Daha girişte gümrükte bir olay çıkardık. Öyle gerekiyordu. bir gün anlatırız. dik durduk. o arkadaşımız geçemiyorsa ben de geçmiyorum. Diplomatik kriz çıktı ama bizim şey yaptığımız biçimde çözüldü. Her neyse oraya gittik. Bütün Batı Trakya Türk dernekleriyle görüştüm. Peşimde de bir otomobil otomobil e, gizli servis sonra konuştuk çünkü söyledik sizin güvenliğiniz için böyle. Ve bakın Türkiye'de sorunumuz bu biliyor musunuz? Hiçbir şey kimse bir şey bilmiyor ya. Yani şöyle eleştirildim ben. Koca baro başkanı gitti imamları ziyaret etti diye. Ya hangisini düzelteyim? İmam değil müftü. İki tane müftüyü. Biri İskeçe müftüsü. Kendisini rahmetle anıyorum. Maalesef e, amansız bir hastalığa yenik düştü çok değerli bir müftümüzdü kendisini rahmetle anıyorum İskeçe müftüsü şeye de uzun ömürler diliyorum müthiş bir insan o da Gümülcine müftüsü İbrahim Şerif mesele ne biliyor musunuz bu iki müftü oradaki Türk Müslüman azınlığın seçtiği ve Yunanistan'ın tanımadığı iki müftü o dolayısıyla İstanbul Barosu başkanı onlara gitmekle onlara hak ettiği meşruiyeti vermiş oldu Yok, yok. Ve onlar da beni o kıyafetleriyle karşıladı. İki, bu arkadaşların haberinde yok ki bu müftülerin Lozan'dan kaynaklanan yetkileri var. Üç, oradaki insanları bir arada tutan tutkal görevi görüyor. Yani dolayısıyla Batı Trakya ile ilgili öyle bir şeyim var anım var. İkincisi, ben insanların ölüm günlerinden ziyade doğum günlerini anmayı çok daha fazla seviyorum. O anlamda e, rahmetli e, e, Denktaş'ın 27 Ocak 2004 doğum günüydü. Denktaş 100 yaşında. Çok ton ton, çok tatlı bir insandı. Dedim ya tanımaktan da gurur duyuyorum. Baro başkanı olarak onu ağırladık bar baromuzda. E, bence Türk milletinin yetiştirdiği en büyük kahramanlardan biridir. Çok büyük gadre uğradı. Ben şimdi burada şey yapsam Bugün ona ağıt yakanların ona neler söylediğini, neler yaptığını, hak etmediği ne davranışlar yaptığını şey yaptım birilerinin yüzü kızarabilir. Ama bugün eğer Türkiye Doğu Akdeniz'de inanılmaz bir tutunma noktası bulduysa onun Kıbrıs davasına yaptığı hizmetler sayesindedir. Kale'deki o şimdi yeni biliyorsunuz tahsis edilen üs inanılmaz değerlidir. Bunları hep kendisine borçluyuz. O yüzden bir kez daha denk taşı saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum kendisini. Üçüncüsü Can Atalay'ın biliyorsunuz vekilliği düşürüldü. Evet. Bugün e, mecliste Meclis genel okundu okundu. Detaya girmeden bir tek şey söyleyeceğim. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yoklukla malül kararı. Bakın yanlışlık doğruluğundan bahsetmiyorum ha. Veremeyeceği yani şey yok. Yani önünde bir dava yokken Verdiği bu karar aslında bir isyan bildirgesiydi buna hukuki bir sonuç bağlanması büyük bir hukuk skandalıdır bir kara bir lekedir ve utanç vesilesidir tarihte de böyle yerini alacaktır hem buna sebep olanlar hem buna destek verenler açısından aslında düşürülen Can Atalay'ın milletvekilliği filan değildir düşürülen hukuk devletidir. Düşürülen hukuk güvenliğidir. Bunu herkes böyle bilsin ve dört ve sonuncusu biz burada program yaptık geçen hafta. Evet hocam. Sanıyorum e, hatta sevgili kardeşim e, bir temenni olarak ya bir bakalım belki de e, hani şey e, meclisten geçmez e, diyordu bu NATO meselesi. Oy. Tabii ki iyi niyetli olarak ben ona hiç kuşkum yok. Hani o açıdan söylemiyorum. E, lütfen yanlış anlama evet, olmasın. Ahmet, Ahmet kardeşimin de benim gibi Düşündüğünü biliyorum, ee, bir temenni yok ama ben dedim ki ya yok öyle bir şey olamaz. Bekliyorduk ee, meclisin onayından geçmesi. Bırakın meclisi. meclisin onayını bırakın. Cumhurbaşkanı sanıyorum 24 saat bile almadı onayla, o kadar hızlı onayladı ki e, Türkiye'ye geçmiş olsun. Geçen o zaman konuştum onu tekrarlamayacağım ama evet. e, aynı delikten dördüncü kere Türkiye ısırılmıştır. Büyük bir kumardır bu aynı zamanda 23 milyar dolarlık bir projede bu uçakları bize bakın kongreden geçse bile umarım haksız çıkarım ama bize verip vermeyecekleri başka şartlara bağlayıp bağlamayacakları belli değildir. Üstüne yaptıkları F-35'lerden dolayı parayı buna mahsup edecekleri belli değildir. Bir takım sahte şeylerle bahanelerle onları da verip vermeyecekleri belli değildir. Türkiye hiçbir şey almadan büyük bir kartı heba etmiştir. Herkese geçmiş olsun. işte bir şey daha görülmüştür ki bak, söylem milliyetçiliği, söylem sosyal demokratlığı, yumruk ve amma solculuğu, miting e, dinciliği de bir yere kadardır. Fıtrat devreye gir, girer, e, tıpkı bazı zararlı maddelere olan bağımlılık gibi bazıları zararlı ve kötü olduğunu bilse bile bu bağımlılık sebebiyle NATOculuktan Amerikancılıktan vazgeçemez. Küçük bir e, şiir yazdım onu okumak istiyorum. Yani şiir Peki, değil ya. aslında bu. Şiir demek yanlış. E, hepimizin bildiği Sezen Aksu'nun söylediği eee Şinanay şarkısı vardır ya ki sözleri Melih Cevdet Anday'a aittir. Onun üzerinden böyle bir değişiklik yaparak bakın şöyle hani o ada vapuru yandan çarklı ben de şöyle dedim. NATO vapuru yandan çark, çarklı. Baksan güya hepsi farklı. NATO, NATO, vapuru yandan çarklı. Hamasete gelince iş farklı. Solcu, muhafazakar, dinci, milliyetçi. Şinanay da yavrum Şinanay. Estirir de Atlantik yeli estirir. Hepsini serinletir. Estirir de Atlantik yeli estirir. Hepsini birleştirir. Kaptan köşkünde kimler oturur? solcusu sağcısı devrimcisi muhafazakarı dincisi milliyetçisi hepsi aynı yolun yolcusu aynı takımın oyuncusu verirler aynı oyu Şinanay da yavrum Şinanay yani Türk milleti neyin kimin ne olduğunu bir kez daha Görmüş oldu. Evet, Beyannameye gelelim. Onayından hiç geçmesi bekleniyor F-16 satışları. <laughs> Bu arada e, genel kuruldaki <laughs> oylamada şey 287 kabul, 55 evet. red oyun yanı sıra 7 de çekim sert Yalnız 10, o 55 red onu da... oyununda onu da bir gün konuşuruz veya o 55 red oyunun da önemli bir kısmı gerçek manada red oyu olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Açıklamalardan belli yani biz de aslında bundan yanayız da ama şöyle böyle işte vesaire. O Peki, da ayrı efendim. bir hikaye. Şimdi seçim beyannamesi. Tamam efendim. şimdi Ya ben bazı şeylere gerçekten inanıyorum. Ya bir kere sözler tek başına geçerli olsaydı Türkiye'nin bugünü şehirleri bakımından da söylüyorum bambaşka olurdu. Mesela Cumhurbaşkanı diyor ki şehirlerimiz 5 yıl kaybetti. Hayır efendim. Şehirlerimiz 96 yıl kaybetti. 96 yıl geriye giderseniz bulacağınız tarihte herkesin ne demek istediğimi anlayacağını zannederim. Hadi insanları uğraştırmayayım. 1938. Yani 96 yıl kaybetti. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bakın ben gene yok efendim AKP'ymiş de CHP'ymiş de bakın ben gene bunlara girmeden söylüyorum. 96 yıl. Hadi daha yakına gelelim. 40 yıl boyunca el birliğiyle İstanbul'a ihanet edildi. Sadece İstanbul'a da değil. Bugün bir yağmurda Kastamonu, Bozkurt'un ne hale geldiğini görüyorsunuz. İnsanlar ölüyor ya. Rize'de insanlar ölüyor. Şimdi peki bunlar bir anda kendi kendine mi oldu? Yani bize yıllarca sadece çöp toplamayı, temizliği ki bunlar önemli ama bunları ya da kaldırım yapıp sökmeyi belediyecilik diye yutturdular. Sevgili kardeşime bir, bir kez daha söylüyorum. Bak öncelikler var. Bence belediye deyince öncelik şudur. Size yaşanır bir kent oluşturmak. Yani trafiğiyle, parklarıyla, altyapısıyla lütfen açalım belediye kanununun 14 ve 15. maddelerini bunları görürsünüz. Bunlarda dikiş nakış kursu, süt dağıtma şu bu yok. En azından öncelik olmadığı kesin. Şimdi o yüzden el birliğiyle yani altyapı yok, hava kirliliği, trafik, nüfu, beton, yaya yolu mu var İstanbul'da? Bir kere önce şunu herkes kabul etsin dürüstçe. İstanbul bir mega kent değildir. İstanbul bir mega köydür. Basit bir yağmurda dahi yürünemez halde olan, yayaların yürüme yolu olmadığı, bisikletlilerin ezilmeden bir yere gitmesinin çok da olası olmadığı ve hayatını tehlikeye attığı bir mega köydür. Park, bahçe, yeşillik hak getire. Mezarlıklar da olmasa bizim yeşilliğimiz olmayacaktır. Ha bu sadece bu iktidarın sorunu da değildir. Bak 96 yıl diyorum. Daha yakına gelirsek 40 yıl. Peki bu 40 yılda hani bu iktidarın geldiğinden şey yapıyorum. Ben baktım bu bu çizginin İstanbul'u yönetmesi 30 yıl CHP'nin yönetmesi 10 yıl ama bir şey değiştirmiyor sonuçta lafa gelince herkes bir şeyler söylüyor e peki geldiniz bu kadar yönettiniz elinizden tutan mı vardı niye yapmadınız e şimdi ben bakıyorum ya 99 depremi değil mi adı üstüne 99 kaç sene geçmiş 25 <laughs> sene değil mi ya 25 yılda ne yapıldı deprem içinde bana şimdi yok dirençli şehirler diyorsunuz DASK ve diğer paralar nereye harcandı? Efendim neymiş? Katılımcılık, şeffaflık, hesap verilebilirlik. Ya bu ülkede bugüne kadar birkaç tane istisna dışında ilkesel olarak söylüyorum. Hangi politikacı, hangi belediye başkanı, hangi siyasetçi doğru düzgün topluma hesap vermiş de bundan sonra hesap verilebilirlikmiş. Ya yargının bağımsız olmadığı yerde kim kime hesap soracak? Siz onu bırakın. Sayıştay diye bir şey var. Sayıştay. Ben size getirsem burada okusam inanamazsınız ya. Tek tek halen bakın bu kadar tırpanlanmasına rağmen hepsini kutluyorum. Bütün bu korku iklimine rağmen nelerin nereye harcandığını harcanmadığını eksikleri gedikleri hataları tek tek belirtiyor. E peki belirtti öyle kalıyor tozlu raflarda herhangi biçimde siyasette bir fatura olarak öne geliyor mu? Ya da hukuki bir fatura olarak Cumhuriyet Savcıları harekete geçiyor mu? Ya yani, lafa sorsan katılımcılık, şeffaflık, dirençli şehirler. Şimdi yeşilmiş. Ya şaka mı yapıyorsunuz? Yeşil deyince doların rengini anlayanlar hangi yeşilden bahsediyor ya? Yani rantsal dönüşümü önceleyenler hangi kentsel dönüşümü yapacakmış? Sen basit iki tane örnek vereyim. Ya Uzungölü o güzelim doğa çaheserini bu hale getirenler, Aydar Yaylası'nı adeta içine girilemeyecek hale getirenler hangi çevre ve düzenlemesini yapacakmış? Ben merak ediyorum ya. Ya 40 senedir iktidardasınız. Elinizden tutan mı vardı? Bir de böyle bir efsane yaratıldı ya. Efendim Murat Kurum Bakanlığı'nda çok da başın... Ya ben görmedim. Ben görmedim. Evet tamam gitti deprem yerinde gitti etti bravo tebrik ediyorum ama bunun dışında ne yapmış işte gördük bir kişi hesap sormaya kalktı hani hesap verilebilirlik ya bir vatandaş bir şey söylemeye kalktı kamerayı kapatıyor e böyle mi hesap vereceksiniz ama bu sadece ona özgü söylemiyorum genel manada söylüyorum o yüzden şöyle bitireyim yani Yok, bunlar baktığınız zaman vaat dediğim gibi evet yani, işte bu, bu parole, şeyleri... parole 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 Hepsi palavra inanmam sana. Bu değil mi yani? Hayır inanmıyorum. 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 Hocam. Efendim. Sade edersiniz. lütfen. Şunu sormak istiyorum Buyurun. sadece Tabii. siz bir problemi dile getirdiniz. 40 evet. Sene dediniz. 96 sene önce evet. dönelim dediniz. Evet. Peki her şeye sonsuz saygı duyuyorum söylediğinizi. Peki. Çözüm ne? Kim ne dese bu halk, bu vatandaş neden oy verecek? O zaman sizin söylediğinizde siz sayın Cumhurbaşkanı yerinde olsanız, siz belli projeleri açıklasanız, Evet. sizin gibi düşünen vatandaş da aynı şekilde eleştiri yok, yapacak bak, demek ben, olur burada. O zaman yok ben hemen çok güzel bir soru ve tebrik ediyorum gerçekten. Ama bakın, önce önce sorunu doğru saptamalıyız. Doğru teşhisi koymazsanız doğru tedavi şansınız yok. Bak ben aday birisi olsam şunu söylerim. Derim ki bu iş, bu iş, yani bu kentlerin durumu, 100 yıllık bir mesele. Şimdi bak, çok ilginç bir şey söyleyeyim arada. Yani soru derken yani illa size sormuyorum, kendim de dahil herkese soruyorum. Bugün belediye, birazdan konuşuruz orada kimler aday gösterir ama bugün aday gösterilen lütfen birisi, ben hani yapamam onu ama bir istatistik yapsın. Türkiye'de toplam belediye başkanlığına aday gösterilen kişilerin oransal olarak kaç tanesi şehir plancısı? Hadi bakayım ya. Dönercisi var, manavı var. Yani onları şey yaptıktan dolayı söylemiyorum. %60 Efendim o su var, bu su var, bilmem nesi var. Ve... Ama kaç tane şehir plancısı var ya? Bu basit bir soru ya. E nasıl bir belediye? Ha? O yüzden ben en azından şunu istiyorum ya. İnsanlara yapamayacağınız şeyleri söylemeyin. Deyin ki ya ya bir lütfen İstanbul'u ben basit düşünelim bazen ya. Lütfen eski siyah beyaz Türk filmleri koyalım. Değil mi? O bizim o güzelim siyah beyaz Türk filmlerimiz. O dört yapraklı yoncamız değil mi? E Hülya Koçyiğitler, Filiz Akınlar, Türkan Şoraylar, Allah rahmet eylesin. Fatma Girikler, ne bileyim Ekrem Boralar. Bunlar müthiş insanlardı halen hayatta olanlara da Allah uzun ömürler versin. Onlar bu ülkenin hafızası ve vicdanı ve kalbi. Niye bunu söylüyorum? Siyah beyaz Türk filmlerini izlediğinizde gördüğünüz bir İstanbul var değil mi? Meltem Hanım yani ta tepelerde bir yerlerde yeşillikler içinde ilanı aşklar filan. Şimdi gidin oraya. Bakın bakalım orada Beşiktaş Barbaros Bulvarı nasılmış? Dört Levent vesaire nasılmış? Ha o yüzden ben insanlara şunu söylerim. Ya el birliğiyle bu kent mahvedildi. Boğaziçi imar kanunu çıkarttılar. Çivi çakamayacağın yerde Boğaz'ın ön görünümü olduğu gibi e, şey. Peki bu aflarla, bu aflarla bakın. Ya af kadar büyük bir ihanet olur mu ya? Af demek, hukuksuzluğa prim vermek demek. Kim yaparsa yapsın. Adam işgal etmiş, af çıkarıyorum diyorsun. Ormanı işgal etmiş, ormanı ya ormanı. Yok efendim 4B'ydi bilmem ne. Şimdi o yüzden ben yurttaşa şunu söylerim. Şu anda şu konjonktürde çok da fazla hani rutin bazı hizmetler dışında çok da hani büyük bir şey beklemeyin çünkü bu işlerin ben geçen program söylemiştim. Daha öncesinde de söyledim. Sen yokken de hep söylüyordum. Aynen e, dediğin doğru. Bu işlerin hani balık baştan koktuğu gibi çözüm de baştan olacak. yani iktidar değişikliğine göre değişmeyecek bir e, rota belirlenmeli. Bir kere e, gerçekten hani bu yeme içme o yüzden hani demiştim ya herkesin bir tek sloganı olmalı. Yeniden İstanbul değil. Yemeden İstanbul. Yemeden İstanbul. Çalıp çırpmadan İstanbul. Ve tasarruflu, planlı, sistematik bir vaziyette Ha o yüzden Ahmetçim ben bunları insanlara söylerim. Mevcut durumu, fotoğrafı yoksa bunlara hiç girmeden efendim gerçek belediyecilik, katılımcılık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, dirençli şehirler bunlar hikaye. Bunlar hikaye. İşte tamam söylüyorum. Hocam projelerden bahsedelim. Sorun, Proje sorun. bazlı bazlığımızda Mertem Hanım onu söylüyor. Ya soruyor. bak neye benziyor? Siz bunu? o zaman de depremi öncelemeyecek miydiniz İstanbul'da? Bak onu söylemiyorum. Hocam şimdi ben, yaptığınız bak, konforlu muhalefet. Hayır değil. Şöyle tam söyleyeyim. Tam tersi. Bu Size katıldığımız birçok noktası var. Bu Siz... çok sizinki çok tersi, bak, mutsuz söyleyin. Hayır. Siz e, şu ben an sorunlu, mutsuz bak, ama konforlu bir muhalefet yapıyorsunuz. Bak ben de tam tersini diyorum. Yani ki, ortaya bir proje koyalım. Benim tamam, ki şu, ben, ben doğru olur. Bunlar doğru olur. Ama bunu yapan bir muhalefet ben, de yok. İşte bir şey söyleyeceğim. İşte bak. Ben, tam ben iktidar bunu söylüyor. Bunu yapan bir muhalefet de yok. Vereyim. Dur. Şimdi bak. O zaman şu. Şimdi yaptığımız bir benzetme şu. Bir evde kapı pencere patlamışsa, dam uçmuşsa kolonlar çatlaksa sen oradaki eşyaların tefrişiyle uğraşamazsın. Bilmem anlatabiliyor muyum? O zaman ne yapman lazım? Diyeceksin ki dur kardeşim önce önce bu çatlayan kolonları bir düzeltelim. Kapı pencereyi yerine takalım. Damı yerine oturtalım. Sonra ha şunu demek istiyorum. O zaman insanlara diyeceksiniz ki bir kere bir anlayışın değişmesi lazım zihniyetin değişmesi lazım. Hocam, ve bu anlayış bakın. ve zihniyetin önce merkezi iktidardan başlaması lazım. Ha ben bu süreçte ben belediye başkan adayı olsam çıkarım insanlara derim ki kardeşim bakın ve yurttaşım görüyorsunuz öyle merkezi iktidar tepende varken veya bu rant, rant dönüşümleri paylaşımları varken bir şeyler yapmak kolay değil ama ben size şu sözleri veririm. Bir çalma çırpma olmayacak, izin de verilmeyecek ve yapılmayacak. İki, bir master planı çerçevesinde. Öyle ben yaptım oldu değil. Ben yaptım oldu değil. Şehir plancılarından oluşan bir gerçek manada bir bilim insanları topluluğuyla beraber bir master plan yapıp öyle bu işlere el atmak. Yoksa bugün bir iktidar gelecek bir şey başlatacak. Yarın o gelecek diyecek ki ya buradan geçmesi çok kötü olmuş bunun trafiği engelliyor şey yaşandı kaldırıyorlardı az daha. Nurettin Söze'nin yaptığı o tramvay var ya ya o emin önünden başlayıp Hı -hı. da evet. o evet. Mesela tamam. tabii tabi bir süre bir, bir zaman o, Nurettin Bey'den sonra dediler ki Allah'tan yapmadılar. Dediler ki şey ya bu, bu trafiği engelliyor kaldıralım o bu şey işte Şimdi aynı şey işte Atatürk Havalimanı pislerini kırdın sen şimdi o kadar milyarlık şeyleri. Ya niye kırıyorsun? Belki ileride denecek ki ya şehir çok nüfus çok kalabalık. Bir havaalanı daha olsun. E, şey, Londra'da kaç tane var? Beş tane mi? Ben sanki beş. Üç yılda yani dört adı, dördü dördü diyebiliyorum. Üç yani, Ben beş diyebiliyorum ama olabilir. Yani şunu demek istiyorum. Benim söylemek istediğim tam tersi esas konforlu muhalefet nedir biliyor musun? Ya ben gelirsem bunları takır takır halledeceğim size Hocam, onu da yapacağım. Bakın. Esas konforlu bu. Benim yaptığım konfor. Hocam, buradaki, buradaki mesele aslında şu. Sizin dediklerinize biz de katılıyoruz. Çalınmadan, yemeden yapılsın. Eyvallah. Ama bahsettiğiniz gibi evin kolonları çatlak, penceresi uçmuş, kapısı patlamış. Damı uçmuş, yağmur e içeri alıyor insanlara, eşyalarına. Ama eşyaların hocam, teşrifiyle hocam Ama yaşam şey devam ediyor. Ben evet. bu evde yaşamak ya zorundayım. Evet. Ben bu evde kolon Çatlak da olsa, kapı zıvacısı, patlamış işte da olsa bunu, içerisini teşrif etmek zorundayım. Bunu, ama bu da Benim etmiyorlar. gıda ihtiyacım da var, yatak ihtiyacım bak, da var. Hepsine karşılamak o zaman bu zorundayım. Aynı desin, anda desin, bak nasıl gerekiyor. inanırım biliyor musun? Bunu aynı ki, anda çözmeye tamam, talip olması lazım. Bu iktidar lazım. desin ki ben 40 yıldır ülkeyi yönettim. 99 depreminden sonra da kısa bir süre sonra iktidara gelme geldiğim halde hiçbir şey yapmadım. Bunların hepsini kabul ediyorum. Ama bundan sonra böyle böyle yapacağım. Yani şunu demek istiyorum. Ya bu kadar şey CHP de yönetti, AKP de yönetti, o da yönetti, bu da yönetti. Kendi kendi olmadı. Peki siz hangi birinin ayırt etmeden söylüyorum öz yaptığını gördünüz ya? Hangi birinin gördünüz? Şimdi öz olmadan söylenecek sözler o parole parole laf laf laftan öteye geçmez. Ben benim söylediğim o. Peki vaatlerin gerçekleş. O zaman, o zaman, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi açıkladığında onlardan parole edeceğiz? Ben hepsine birden diyorum burada ayırt ben ettim. Ben de diyorum hocam. ki onlara ben bak. Ben, ben, yani, tamam, ben de şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ele tutulur bir şeyi varsa biz de deriz ki bak burada bunu güzel anlatmış. Burada bunu söylüyorlar. Bunu yapabilseler keşke ya deriz. Ya bak böyle pörçük olmuyor diyorum ben sana. Şimdi bak böyle pörçük olunca ne oluyor? Madem kent konuşuyoruz. Ya geliyor. tam Birbirlerinden habersiz koordinasyon yok. Ya kazıyor burayı. İski kazıyor. Ama şeyle falan hiç alakası yok ha. Kazıyor, kapatıyor. Üç gün sonra... İgdaş geliyor kazıyor. O bitiriyor hocam, öbürü. Ya kentin bir master hocam, planı yok. Kentin o, onu bir şeyi, şeyi yok. benim başıma gelen olay. Ofisin Beşiktaş'ta Balmumcu'da kentsel evet. dönüşüme giriyor bina. Ha, ha. Bina evet. yan, yan binamız tamamen yıkıldı. Bizim binamız da iki buçuk üç ay içerisinde yıkılacak. Belediyemiz sağ olsun önümüze sıfır kaldırım döşedi. Ya bakın. E, tamam ben de işte ben onu bi, söylüyorum. Benim binam size. yıkılacak. Yani Etra, diğer, yan paftanın tamamı e, inşaat için alan ayrılmış durumda. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Barbaroslularını baştan sona sıfır kaldırım döşedi. Daha haftası gelmeden oradan çıkan ağır tonajlı kamyonlar bütün ön kısmını kırdılar. Hayır. Ve yine dediğimiz gibi bizim binamızda muhtemelen 2-3 ay içerisinde yerli biri olacak. Ve buradaki bütün kaldırımlarda tamam, sıfırdan yıkılacak. 5 sene önce yoktu öyle şeyler. Hayır bunu, bunu, bunu ben, ben şimdi ben ben böyle ben bir şey söylemiyorum. Ya seçim. Burada, herkes bizi hani, izleyen herkes geliyor. Tam seçim yaklaşırken hani, kaldırım merakı çıkıyor ya. Ya bu sizce işte inan inandırıcı mı ya? Geçen hafta. Bu, bu mudur yani, yani belediyecilik? Kaldırım yaptılar. Baktığınız yani, zaman. Hani e, bunun zaten koordine bir şekilde yapacağını iddia eden. Ve halkta zaten bu yankıyı uyandıran kişi belediye başkanı olsun diyoruz. E şimdi e, laf 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 olabilir. Ama bir yerden sonra afla da afla. inandırıcılığı ve potansiyeli olanı seçmek zorunda vatandaş ki hizmet alabilsin. Ben dediğim gibi sizin söylediklerinizin birçoğuna katılıyorum ama bu vatandaşların ihtiyaçları da var. Biz çatıda aksa. Kapı da patlasa bu ev içinde yaşamak zorundayız. Ya çok özür dilerim. ben, ben Meltem Hanım'ı da belediye başkanı yapalım. Beni de yapalım. Seni de yapalım. Vallahi asgari şeyler hepimiz yaparız diye düşünüyorum. Yani çöpü i̇şte şunu bir bunu toplatırız. gelin hocam. Bir bakırcıya gelin. Ama öbür Vallahi... şeyleri ne yapacağız? Önemli olan sorunları da ortaya koyup projeler üretebilmek değil ya işte, mi hocam? Orta... Ama işte proje dediğiniz şey basit. Yani proje dediğiniz şey böyle ekranda bir şeyler gösterip eline çubuk alıp veya sloganlarla değil... E ee, ben de diyorum ki işte ya lütfen bizi izleyenler karar versin. 40 yıldır, 50 yıldır, 60 yıldır, 70 yıldır bu kadar bu kenti yönetenlerin hepsi herhalde seçilmeden önce şunu yapacağız, bunu yapacağız vesaire diye söyledi. ne ee, geldiğimiz nokta ne? Ya ayıp değil mi? Gidin bir görün ee, Avrupa'daki kentleri bir de buraya bakın. Hocam, tamam da 90 senenin sorumluluğunu yani işte ben e, herkese söylüyorum. Alamayız. Ya herkese söylüyorum. Şey yani sorunları. şu anki bugüne aşka... kadar yapılmayanlar bu ya, zihniyet değişmedikçe bundan sonra yapılmayacak olanların da teminatıdır efendim. Peki şimdi e, vaatlerin de tabii seçmen neye bakacak? Gerçekleştirip gerçekleştirilmediğine bakacak ya da e, kim gerçekleştirebilir, kim gerçekleştiremez diye bakacak. Sizin de anlatmaya çalıştığınız o anladığım tabii kadarıyla. Tabii ki yani şimdi e, iki taraf, üç taraf, beş taraf. Şu an e, bildiğimiz kadarıyla dört tane aday açıklandı. Evet. Mehmet Sevgi'nin de Memleket Partisi'nden aday olması... Ö, ö, gündemde. Artık İstanbul, Art, için, İstanbul konuşuyoruz. için konuşuyoruz. Şimdi İstanbullu bakarken seçimde diyecek ki bana verilen sözleri Ekrem İmamoğlu 5 senelik karnesi ortada. Bana ne verdi? Bana söylediği neyi yaptı? Ben bu adamdan nasıl hizmet aldım? Diğer tarafa da bakacak diyecek ki ben AK Parti'nin mevcut beyannamesi başkan adayı, başkanın ekibi, etrafındaki insanlar, yardımcıları evet. ve diğer yerel ilçelerdeki başkanları bana söyledikleri bu beyannamesinde belirttikleri şeyleri yapabilir mi yapamaz mı? Oturacak buna bakacak buna göre de karar verecek. Ama siz bir şey söylemeden dediğiniz gibi ya 20 sene hizmet etmedik hakkınızı helal edin ama bizi bir daha seçin. Zaten böyle bir seçim ve siyaset ya bak, sistemi yok. Sana bir ilginç bir şey vereyim mi tüyo yani ben kendimce en azından. Başkasının hizmetinden hoşnut olmayanların ülkeye verebileceği hiçbir şey olmaz. Bunu otursun insanlar düşünsün. Yani diyelim ki ben X partideyim değil mi? Evet. Y partisinin adayı diyelim ki o kent için iyi bir şey yaptığı halde kim olursa olsun buna iyi diyemeyen bir kişinin aslında kente de zaten verebileceği bir şey ve hayrı olmaz. Niye? Çünkü tamamen mahalle aidiyetine da, e, ait şablon şeyler üzerinden konuşuyor demektir. Anlatabildim mi? Şov. Artık bu ülke, bu ülkenin de bu, bu şehirlerin de İstanbul'un da şova, lafa, şuna buna tahammülü yok. O yüzden söylüyorum bunları. Peki var mı Ahmet Bey eklemek istediğiniz bir şey? Şöyle var aslında yani biz evet hocamın dediklerine katılalım. Peki genel bir eleştiri yani aslında hocam temele iniyor. Temeldeki sorunu evet, bulup, temel orada iniyor. orada Doğruyu zaten kabul orada, orada, orada sorunu kurutup sonra diyor ki biz yeniden yeşillenelim. Peki Kabul edelim ancak ben zihniyet değiştirelim diyorum. Ancak tamam hocam da. Şimdi bir seçim <laughs> geliyor. Siyasetçiler de tamam. proje açıklamadan nasıl seçmenden demokrasiyi nasıl gerçekleştirebilir? güzel ya, de yani. bak orada yanıldığımız nokta şu Ahmetçim ama şu ben ya yani şunu demek istiyorum. Bak belki yanılıyor olabilirim. Ben böyle bakıyorum. Ben hayatta önüme konan diyelim ki hani çoktan seçmeli şey var ya çok büyük bir tuzaktır aslında. Dört tane şey verir size. Bakın dikkat buyurun. Ama Daima bir beşinci olmak zorunda bu gibi durumlarda hiçbirisi. Çünkü ben örneğin dört tane e, olumsuzdan en olumlusunu seçmek zorunda kalmamalıyım. Bakın hep verdiğim örnek şu. Eksi beş, eksi yirmi beşe göre artıdır. Ama sonuç itibariyle eksi, e. eksidir. Heh. Yani hani şunu demek istiyorum. Birine göre bir şeye göre daha olumlu olmak o şeyi olumlu hale getirmez. Sadece ona göre daha olumlu olur. İşte ben şu anki yarışta evet. bunun yani insanlara yaşanabilir bir kent vaadi görmüyorum. Ya ben bakın basit konuşuyorum söylüyorum ya yaya yürüme yürü yolu olmayan bisiklet yolu olmayan en küçük bir yağmurda göle dönen bir kentte siz zihniyeti değiştirmedikçe tavan ve rant dışında ve Kaybetme korkusu olmadan bir dahaki seçimde yani ne demek o? Seçim kaygısı da yaşamadan köklü radikal bir şey yapmanız gerekir. İşte tam da orada diyorum ki günümüzün siyasi konjonktüründe siyasi partilerin bugünkü yapıları karşısında bağımsız bir vaziyette bundan ari bir şekilde bu tür köklü dönüşümleri yapma şansınız yok diyorum ben. Peki hocam. Yani. Ahmet Bey. Anlayan yani artık. Ben, ben katılmıyorum hocama bu dediklerine. O yüzden e, saygımız sadece. <laughs> Bizi izleyenler e, tabii, tabii, onu zaten ol. değerlendireceklerdir. Tabii. Ben şimdi şöyle bir hocama küçük bir cevap demeyeyim de bir Eklemen. beyan da bulunalım. Ekleme <laughs> yapalım diyelim. <laughs> Biz cevap. Hediyeyle de mi ilgili? Hediyeyle hocam. Ha. Şimdi bakın siz ona çok takıldınız. <laughs> iki sefer oldu söylediniz. Ben de şöyle söyleyeyim. Ya ilginç geldi bana. İlla tamam. şey yapmak için Yok, de söylemedim. Yol, ben, ben sadece hani, şunu söylemek Kentler kimseye hediye edilmez. Tamam hocam. Ben de sadece şunu söyleyeceğim size. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden bir tanesidir. Evet. Kendisi de bu bileşeni olarak, bu Cumhur İttifakı'nın bileşeni olarak bu sorumlulukla, bu adapla Devlet Bey diğer bileşen ortağına yani Sayın Cumhurbaşkanı'na ithafen orada çıkarttıkları adayı kazandıracaklarını ima eden hediye edeceğiz söyleminde bulunuyor. Bu Cumhur İttifakı'nın birlik ve bütünlüğüyle alakalıdır. Bunu zaten sizin gibi düşünen, ben sizin böyle düşünmediğinizi e, biliyorum şöyle... Millet İttifakı gibi dağılacak, dağılmasını umduğunuz bir ittifak olmadığını sizin kendi düşüncenizde biliyorum ama genel olarak siyasette Millet İttifakı'nın içerisinde de zamanındaki Millet İttifakı, eskide kaldı tabii evet. onlar da dağılan, birlik olamayan, yapısı kırılgan bir ittifak çerçevesinde Cumhur İttifakı'nın da aynı şekilde dağılmasını umuyorlardı. Fakat bu böyle olmadı. Bunu böyle isteyenlerin aslında anlaması gereken işte hediye edilir mi? Ama Sayın Hocam öyle, öyle kesinlikle ya şöyle Ben, ben ifade da, olarak çok hoş bir ifade olduğunu düşünmüyorum. Onun altında derinlik var yani, hocam. O, e, derinlik orada sadece başka bir adam. Anlam. Tabii o ya bir adam. ben o şey, şey olarak çok karşılamadım ama hocam. hani burada Onu burada çok, çok da şekilde da şey bir kayda olarak söylemiyorum. Ederim. Hani sonuçta bu bir tercihtir tabii. Zaten onu açık konuşalım. Biraz da mizahi olarak dile getirdim. Yani devlet Bey her zaman zaten yani kendi vatandaş, söylemleriyle var. alt üst ben ediyor şey bütün şey vatandaş, Her şeyi herkes vatandaş, görüyor zaten. Kimseye bir şey falan hediye etmez, etmemeli de gider kendi düşüncesi ve vicdanına göre bir şey yapar. Bir şey söyler. Peki hocam Hadi. o zaman muhalefete geçelim. Geçelim. Bir şey ekleyecektiniz. Yok ekleriz orada da. Sonra Peki tamam. tamam. şey. CHP'nin İzmir e adayını konuşuyorduk. Bu arada sen Kütük Bilecen dedin. Bana göre Milliyetçi Hareket Partisi şu an e, şey olarak aslında ittifakın bana sorsam büyük bileşeni. Ben küçük bileşen demedim. Hayır, yok yok sen dememiş. Hayır, sen demedin. Böyle söyleniyor da Abi, sen demedin. Ben kesinlikle öyle Hayır, ben öyle bir ekleme yapmak ha, istedim. Peki. Çok enteresan bir şekilde. Bana 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 sorarsanız büyük bileşeni. Peki hocam muhalefete <laughs> geçiyorum. CHP'nin İzmir adayını konuşuyorduk. haftalardır. Bu düğüm çözüldü. Çok şükür. CHP'nin İzmir Çözüldün adayı. Çözüldü mü daha mı düğümlendi? Bir kriz var Göreceğiz. hocam. Göreceğiz. Konuşacağız. <laughs> E, evet, tartışacağız. CHP'nin İzmir adayı efendim Cemil Tugay oldu. Özgür Özel İzmir adayı açıklandıktan sonra değişim nerede diyenler İzmir'e baksın dedi. <laughs> Dur Soyer 35 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferi olmaktan gurur duyduğunu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ilk dönemin sonunda yeni dönem için aday gösterilmeyeceğimin MYK toplantısından önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum dedi. Atatürkçülükten bahsetti Tunç Soyer. İmamoğlu mu tebliğ etmiş ona da? Ha yok. Eski Genel Başkan mı? O Ondan soruyorum Hayır o tebligat şey söyledi. Eee Battal Bey söyledi. Battal Bey İmamoğlu dedi. Soyer sanıyorum MYK'dan herhalde biri. Ben öyle anlıyorum yani arayıp. Yani burada en azından galiba MYK'dan baktım kimse yazmıyor. Ya da, yani da VK toplantısından mi? önce tarafıma şey, tebliğ edildi diyor. E, fail belirtmiyor. Evet fail Sanki. yok burada. Hani burada Ekrem İmamoğlu mu arayıp? Failatün, failatün, failatün mefulün. İmamoğlu'nun burada... E, nasıl bir e, görevi var diyeyim. E, Tunç Soyer'in ismi başkanım. neden çizildi e, burada? E, Cemil Tugay İzmir'in adayı oldu nasıl değerlendirirsiniz? Kemaloğlu <laughs> bu işin neresinde? Kılıçdaroğlu'na yakın bir birisinin ya, olduğu ya, için üzülüyor. mi? Ben de merakla dinleyeceğim de şey aklıma bir şey geldi. Siz aslında şu açıdan çok şanslısınız. Hocam sizinle olduğumuz çok. Şu esnafla estağfurullah. Allah, ben de sizlerle olmaktan çok mutlu ve şeyim, e, eksik olmayın. Ama bak mesela tunç soyer belirlenseydi, ha bak dem zaten tunç soyeri istiyordu. Onun dediği oldu diyeceklerdi. Tunç <laughs> soyadı olmadı şimdi yani. Var, şu, yani. Bu yani. enteresan. Da yani ben ama onu ben Burak Seçek'i Dem biliyorsunuz yani. dem dem çok bastırdı şey için. Tunç soyadı için çok bastırdı. Şey. Ben şu açıdan mutluyum. Sözünü kestim. Ee, kusura bakma. Estağfurullah lütfen. Tabii, tabii, olur ee, olur. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni olmayan insanların düşmanı olduğu bir parti değil. Bu milletin de bir evladı sonuçta. Yani oradaki insanlar da oradaki seçmenler de bu milletin evladı. Yani siz demle berabersiniz uyanın demek için biz bunları söylüyoruz. Yani e, baktığımız zaman bizim hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya Atatürk'ün kurmuş olduğu partiye saygısızlık etme gibi bir ni niyetimiz yok. Bizler zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği bu hale üzüldüğümüz için ekranlarda bas bas bağırıyoruz demle HDP ile PKK ile bir araya gelmeyin diye. Bugün de yaşanan bu gelişme hani evet. tabii ki arkasındaki ittifaklar ve bileşenleri sonradan öğreneceğiz ama Dem Parti ile beraber İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday çıkarmıyor olması bizler için, Türk milleti için mutluluk verici. Yani terörü sırtında taşımadan siyaset yapılacağını öğrenmişlerdir belki. Biz de bundan mutluyuz açıkçası. O yüzden dediğiniz gibi avantajlı mıydık? Evet avantajlıydık ama bizim düşüncemiz bu. Yani. Göreceğiz evet. yani bakalım Dem Parti şimdi tabii, tabii, aday çıkarmayıp ben Cemil Tugay'ı destekliyorum dersene neyi konuşacağız o zaman? Yine aynı şeyleri Yine aynı tekrarlayacağız aynı konuşmaya. Şey. Yani. Sayın İmamoğlu'nun desteklediği isim İzmir'de Buğra Gökçe. Gökçay'dı diye biliyorum. E, Tunç Soyer'in ismi neden çizildi sizce? Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu için mi? E, ve İmamoğlu bu işin neresindedir? Ben e, söylediğiniz bir cümle çok dikkatimi çekti. Sayın Özel'in evet. değişim yok diyen İzmir'e baksın evet. dediği cümle. Bakın evet. bu çok problemli bir cümle. Samimi ol olmadığı inancındayım ben bu cümlenin. Şundan dolayı Hatay Belediye Başkanı'nı değiştirmedi. Bunu bir canlı yayında dedi ki biz ne gerekiyorsa yapacağız, değiştireceğiz, değişimi göreceksiniz dedi. Hatay Belediye Başkanı'nı orada depremden sorumlu olduğunu düşündüğü Hatay Belediye Başkanı'nı Sayın Özel değiştirmedi. Tekrardan aynı ismi koydu. Bakınız milletin, milletin aklıyla dalga geçilmesin Meltem Hanım. Bu milletin aklıyla dalga geçmektir. Yani siz ben bir yerde değişim yapacağım deyip kendiniz de değişim iddialarıyla geliyorsunuz. Kalkıyorsunuz. Yüzyılın felaketini yaşadığımız ilin Belediye başkan adayını değiştirmiyorsunuz ki ona da sorumluluk atfediyorsunuz bu olayla alakalı. Geliyorsunuz İzmir'i değiştirdik diyorsunuz. Buyurun bakın diyorsunuz. Bu milletin aklıyla alay etmek, oradaki seçmeni tabiri caizse çantada keklik görüp oylarını alabileceklerini %100 kesin emin olarak hareket etmesinden kaynaklanıyor. Bakınız Cumhuriyet Halk Partisi seçmene kıymetlidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Gerçek bir ideoloji partisidir. Cumhuriyet Halk Partisinin Gerçekten aklı başında seçmene tüm bu mesajları net bir şekilde alacaktır. Kendileriyle dalga geçildiğini anlayacaklardır ve Cumhuriyet Halk Partisine bu seçimlerde çok büyük bir ders vereceklerine inanıyorum ben. Kimse seçmenin iradesini çantada keklik görmesin. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi CHP'nin kalesidir diyerek güvenerek ceketimi koysam kazanırım. Evet. Buraya herhangi birini koysam o da kazanır mantığıyla bu seçimde bakmasın. Bakınız yerel seçimler çok farklı dengelere sahip ve çok farklı siyasi argümanların üretildiği alanlar oluyor. Evet. Bunları da bizzat ben tekrardan yaşayıp sahadan da gözlemleyebiliyorum. Şimdi burada o yüzden herkes çok dikkatli hareket etsin. Ve seçmeni kimse küçük görmesin. Onların iradesini kimse hafife almasın. Peki şimdi Hamza Dağ var AK Parti'den, Ümit Özlale İyi Parti'den ve CHP'den de Cemil Tugay var tamam. İzmir'de. Şimdi bu tabloya baktığımızda siz ne görüyorsunuz? Şimdi Sayın Özlale'nin İyi Parti içerisinde belirli bir karşılığı olduğu, tabanda da karşılığı olduğu biliniyordu. Şimdi ya da şöyle bakalım biz Meltem tamam. Bir önceki seçimlere dönelim. 2019 seçimlerinde Millet İttifakı olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti İzmir'de Tunç Soyer'i destekledi. Tunç Soyer kazandı. Kaç oy oranıyla kazandığını bilmiyorum. Hatırlamıyorum da açıkçası. AK Parti orada aday çıkartmıştı. Orada ne kadar oyla kazandığını da hatırlamıyorum. E, ne kadar oy aldığını da hatırlamıyorum Cumhur İttifakı olarak. Yani şuna değineceğim ben kısacası. Biliyorsunuz tabii orada HDP oyları da vardı. Yani evet. o ittifakın içerisinde. Şimdi bu denklemde matematiksel olarak baktığımızda İyi Parti'nin başka bir aday çıkarması gibi İyi Parti'nin aslında e, seçilmeyecek bir aday çıkarmaması, yani karşılığının olan bir aday çıkarması burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin işini zorlaştıracaktır bir. İkincisi, HDP'nin yani DEM Parti'nin İzmir'de tutunacağı, takınacağı tutum çok önemlidir. Bu tutum İzmir'de de tekrardan oy potansiyeli anlamında yani rakamsal olarak bu CHP'nin kazanacağı oy oranına yansıyacak. Etkileyecek. Etkileyecektir. Bu iki. Üçüncü olarak da Tunç Soyer'in gerçekten kime çalışacağı? Ne demek istiyorum? Beş sene belediye başkanlığı yapmışsınız. Kemal Bey döneminde beş sene başkanlık yapmışsınız siz İzmir'e. Bir şey kazandıramamışsınız. O ayrı bir şey İzmirlilerin takdirindedir. Dem partililerle Orada çok ciddi bir işbirliği yapıp belediyenin içini dem partililerle doldurmuşsunuzdur. Terörle irtibat ve iltisaklı olanlarla kol kola yürümüşsünüzdür. Aranıza mesafe koyamamışsınızdır. Çalışanları İzmir'in gerçek çocuklarından değil de dışarıdan getirdiğiniz bu kişilerden yapmışsınızdır. Bunun takdirini yine İzmir seçmeni verecektir. Ancak benim söylemek istediğim şu. Hunç bir karşılığı var ise Dem Parti'de de ve yine aynı şekilde evet. Kemal Bey'in de konsolide ettiği bir tabanda bir seçmen kitlesinde. Tunç Soyer kime çalışacak? Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi az önce okuduğunuz açıklamaya evet. binaen. Cumhuriyet Halk Partisi'ne çalışacak mıdır sizce? Ben inanmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'i kaybetmesi için elinden geleni yapacaktır. Şimdi tabela orayı gösteriyor. Yani bu okuduğumuz tablo burada. Bunu bu şekilde de değerlendirmek lazım. Yani İzmir'de, ben burada çok daha önceden hocam hatırlar mısınız bilmem yani Yaz yayınlarından bir tanesinde olabilir daha yerel seçimleri yeni konuşurken şöyle iddialı bir cümle kullanmıştım. İstanbul'u zaten Cumhuriyet Halk Partisi kaybedecek. İzmir'i de kaybetme ihtimali çok yüksek demiştim. Bu tabloda. Evet. Ben daha bu tablo yokken bunları söylemiştim. Ben böyle bir iddia atmıştım ortaya. E gerçekleşir, gerçekleşmez. Demokrasi neticesinde sandık her şeyi bize söyleyecektir. İzmir için de Şimdi bunu bu şekilde ben dile getirmiştim. Evet. Şimdi ortaya çıkan tabloda biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten İzmir'de kale olarak gördüğünü söyleyebilir miyiz hala? Bence hala herkesin şüphesi var burada. Çünkü daha Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde bir birlik ve bütünlük oluşturamıyor. Eren Erdem'in tweetlerini görmüşsünüzdür. Şimdi sosyal medya paylaşımları yaptı. Eren Erdem de Tunç destekleyen paylaşımlarıyla Tunç başkan olmamasını, ol, olmadığını orada başka bir rant grubunun iddia ettiğine göre belirli bir belediye başkanı üzerinde isim birliğinde kaldığını ve bu ismin gelmesi konusunda Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisine dahil olmak üzere tüm organlarına ciddi baskı yapıldığını anlattı. Bakınız bu içeriden yani e, çok içeriden bir bilgidir aslında ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi öz evladı dediği bu kişinin ciddi bir eleştirisidir. Buna karşı kimse cevap veremiyor. Neden veremiyor? şimdi Bir yalanlama bir tekzip olmaz mı Meltem Hanım buna ilişki? Erelerde mi söylediklerini şey, evet, hocam. Evet. Orada yani aslında bu kadar uzun sürmesinin sebebi de... Kadar gecikmesi bu kadar gecikmesin. Bu kadar gecikmesin tam olarak oraya bağlayacağım. Kalesini. Evet CHP'nin kalesi evet. olarak iddia edilen bu yerlerin bu kadar gecikmesinin sebebi de o bölgede gerçekleşecek ve gelecekte de gerçekleşmesi muhtemel. Rantın, maddiyatın kimler tarafından yönetilip kimlerin cebine kalacağı konusundaki anlaşmazlık ve uyuşmazlıktır. Bakınız bu söylediğimi çok çok iyi bir şekilde anlaşılmasını diliyorum. Tekrar söylüyorum o yüzden. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kalesi gibi gördüğünü iddia ettiği yerleri bu şekilde uzun süre sonra belirleyebilmesinin ve parti içi çekişmelerinin de bunda etkin rol oynamasının sebebi burada gerçekleşen büyük rant ve gerçekleşmesi muhtemel büyük rantın devamı maddiyatların artması ve bunların kim tarafından yönetilip kimlere geleceğidir. Bu çok büyük bir problemdir. Aday krizinin arkasında bunu var? Ben aday krizinin arkasında bunların aslında ekonomik olarak, maddiyat olarak da en büyük bu rant krizinin olduğunu düşünüyorum. Bakınız, para oyunu bozar Meltem Hanım. Kardeşle kardeşin arasını bozar. Ortakların arasını bozar. Baba ile oğlu arasını bozar. Anne ile kız arasını bozar. Para oyunu bozar. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi de bu paranın, bu rantın dönmesini... Bu, bu, bu herkes için böyle. Hocam ben ayrı bir şey söyleyeyim. Tabii söylüyorum tabii yani altını Genel özellikle de çiziyorum. Tabii tabii. CHP İzmir'i konuştuğumuz için Hı -hı. bu rantın bir yerden dönmesini, nasıl döneceğini söylenmesi veya kontrol altında alınmasını isteyen grupların çatışma ve çekişmesidir. Ha. İBB Belediye Başkan adayının CHP'nin İBB Belediye Başkan adayının bu konudaki duruş ve tutumunun hangi adaydan yana olduğunu görmek aslında mümkündür. Şöyle düşünüyorum ben, Tunç Soyer'den yan olmadığını düşünüyorum. Çünkü Tunç Soyer kendisi Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyordu. Bunu zaten daha sonrasında evet. da söyledim. E hal böyle olunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasından iş çevirip Özgür Özel'i genel başkanlığa getiren eş genel başkan ve şu anki İBB'nin genel başkan adayı özür dilerim, belediye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'nin bunun üzerinde büyük bir etkisi olması gayet tabii ve muhtemeldir. Ve kendisi de Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olan İzmir'deki bu ekonomik durumun kontrol altında alınması, kendisi İstanbul'u kazanması halinde İzmir'i de kontrol altında tutması, kendi istediği ve 2028 genel seçimlerine giderken Ekrem İmamoğlu'ndan bahsediyorsun. İBB CHP adayı Ekrem İmamoğlu. Tamam. Ekrem İmamoğlu'ndan evet, İmamoğlu İmamoğlu bahsediyorsunuz. Bahsediyor. Ee, Ekrem Emoğlu'ndan bahsediyorum. kendisi Cemil 2000... Tugay ismini mi desteklediğini söylediniz? Ben evet. Orayı anlayamadım. Evet ben Tunç Soyer'e e, Kemal Bey'in yanında olduğu için evet. Tunç Soyer'in karşısında olduğunu ve parti meclisinden de aslında etkisinin olabileceği ihtimalini düşünüyorum. Bu bir bakış açısıdır tabii ya da benim yorumumdur. Hal böyle olunca da bir de farklı bir okumayla evet. ileriye yönelik olarak 2028 genel seçimlerine hazırlanan İmamoğlu'nun İzmir gibi Türkiye'nin üçüncü büyük şehrindeki bu rantı kontrol altına alması ve kontrol etmesini arzu etmesi, genel seçimlerde kendisini de gayet tabii kolaylaştırabilecek, işini kolaylaştırabilecek bir durum olarak görüyorum. Peki. Ben de İmamoğlu'nun Buğra Gökçe ismini özellikle İzmir'de. Sonuçta Tunç, Tunç Soyer ismi değil. Evet. Doğru mu? Değil. Ben o noktadayım yani. Kimi desteklediğinden ziyade Tunçsoyar'ı desteklemediğini aslında anlatmaya çalıştım. Yani Kemal Bey'in Tunç Bey'in Kemal Bey'i desteklemesini ve bunun karşısında olan kişiye tabii ki de desteklememesini Peki. anlatmaya çalıştım. Peki. Mehmet Bey efendim İzmir evet, adayı İzmir. Cemil Tugay Tunç Soyer'in ismi neden çizildi? Bir rant kavgası mı var? Şimdi, Orada önce, bunun sebebi bu olabilir mi? Aday krizinin sebebi bu olabilir mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tabii ki bu e, Ahmet Bey'in bahsettiği şeylerin çoğuna katılıyorum ancak Değerlendireceğimiz şu nokta da var. İzmir'e Bornova'dan giriş yaptığınız anda size gerçekten hani hocam İstanbul'a mega köy dedi. Orası daha da büyük bir köy olarak karşınıza çıkıyor. Gerçekten ben Balıkesirliyim. Doğma büyüme Balıkesirliyim. Yıllarca da İzmir'e gittim geldim. Ailemden birçok insan orada yaşıyor. Ee, sık sık hem iş için hem de tatil için de İzmir'e evet. gidip gelen bir insanım. Ee, üzülerek gördüm ki yaklaşık 10 yıldır İzmir'de iki tane kule dışında yapılan hiçbir şey yok. Yani seçim yatırımı veya başka bir şey için söylemiyorum. Zaten yüzde 60'larla kazanılmış 600 bin oy farkla kazanılmış cepte bir belediye. Biz hizmet versek de vermesek de bize oy atacaklar. Bu yüzden biz. Çok fazla yorulmadan mevcut ekonomik zenginleşmemizi, mevcut ihalelerimizi aynı şekilde sistemli bir şekilde devam ettirerek bunu sisteme kuralım, devam ettirelim ve İzmir'i yönetmeye devam edelim dediler. Yıllarca maalesef İsta İstanbul diyorum, yıllarca İzmir'e bu yapıldı, İstanbul'da da biz bunu gördük gittik geldik gördük Çeşme'ye bugün baktığınız zaman Mustafa Denizli'nin kızı 1991 doğumlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlik kollarında aktif olmak dışında bir dönem görev almak dışında bir partililiği veya vasfı bulunmayan birisi Çeşme gibi 300-400 bin kişilik tatil beldesini yani 300-400 bin turistin bir anda 3 aydana geldiği bir tatil beldesini yönetmeye aday oldu Bay Çeşme'nin haline diyorum Allah yardımcısı olsun yerlilerinin, çeşmeleri. Daha seçim var Surat. Daha seçim ee, var belki kaynak kazanamayacak. İşte garanti gözüyle baktıkları için böyle e, tabii ki e, de yani. davranıp İzmir'i değersizleştiriyorlar. İzmir çok güzel bir kent ama İzmir bu şekilde gittikçe değersizleşiyor. Şimdi burada İzmir'in diğer adaylarını vesaire değerlendirmekten öte ben az önce oylara baktım. Yani oy toplamlarına baktım. Kemal Bey 1 milyon 900 oy almış 2023 seçimlerinde. Cumhurbaşkanımız Ece Tayyip Erdoğan 964 bin küsur oy alıyor. Sinan Ağan da 145 bin oy alıyor. Yani baktığın zaman seçimde bu fark oldukça bariz bir şekilde görülüyor. Bir önceki seçime Nihat Zeybekçi ve Tunç Soyer'in girdiği seçimde de %58'e 38, 1,5 milyon oyla 1 milyon oy arasında. Yani 500 bin civarında bir fark var. HDP ile beraber bu 300 binlikte bir HDP oyu var İzmir'de. Bu da çok büyük bir bin. oy. Şimdi... Tunç Soyer'i bugün destekleyip rüzgarı alan arkasını alan taraf bu 300 bin oyu blok halinde diğer tarafa geçirdiğinde aslında kazananı belirliyor. Yani 1 milyon 600 bin oydan. O zaman üç, burada dengeler değişiyor. Burada denge HDP'nin elinde. Baktığımız zaman Tunç Soyer'in zaten bu kadar konuşulmasını, bu kadar başarısız belediyeciliğe rağmen, bu kadar vasıfsız bir belediyeciliğe rağmen, anketlerde dibe vuran, en son sıradan e, Tunç tekrar belediye başkanı isteyen İzmirlilere rağmen bu kadar çok konuşmamızın temel sebebi zaten bu 323.700 oy. Yani baktığınız zaman 1,5 milyondan 1 milyon 550 bin oy almış geçen seçim. Öbür taraf 1 milyon bin. Evet. Yani 300 bini oradan çıkartıp diğer tarafa eklediğiniz zaman burada seçimin dengesi değişir. Tabii ki kendi adaylarını çıkarmaları seçimi riske atacaktır. Mevcut oylar korunduğu takdirde adayın çalışmalarıyla oy alınmadığı takdirde. Bu da İzmir'i de yine belli bir potaya sokabilir. E şimdi siz bakıyorsunuz Tunç Soyer'in net bir şekilde Dem Parti tarafından bastırıldığını gördük. Az önce hocam ifade etti. Siz iki tarafı da işinize geliyordu diye. Evet iki tarafa da baktığımız zaman HDP ile beraber yol yürüyen bir CHP görmek Beni açıkçası üzüyordu. Ben bir vatandaşım, Atatürk benim ülkemin kurucu lideri, benim de gönlümün baş tacı. Ancak Atatürk'ün partisinde PKK'lılarla el ele fotoğraflar, meclis ziyaretleri, bu altılı masanın altındaki HDP rüzgarı, sonuçta gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi kendi ilke ve değerlerine yakışmayan hareketlerle zaten bizim hedef tahtamıza geçti. Biz kendimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedef tahtasına koymadık. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi lideri Başbuğ Alparslan Türkeş de Cumhuriyet Halk Partisi için Atatürk'ün ilke inkılapları ve çizdiği yoldan e, saptığı için ben Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurdum diyor. Bizim genel bakış açımız da budur zaten Atatürk'e ve Türk Milliyetçiliğine bakış açımız çok nettir. Siz şimdi gelip PKK ile HDP ile bir arada seçime girmek için çaba sarf edersiniz. dün altılı masayla olduğu gibi bugün de İzmir'de bizi desteklesinler Esenyurt'a adaları verelim. İzmir'de, İstanbul'da desteklesinler, Esenyurt'a adaları verelim. İzmir'de desteklesinler, orada da e, bazı bölgelerde sizlere Çiğli, Menderes gibi bazı yerlerde aday çıkartma hakkı tanıyalım derseniz, bu maalesef sizin siyasi bir lekeniz olur. Ve gelinen noktada Tunç Soyer'in başarısız belediyeciliği İzmir'e katamadıkları kendisini sona koymuşken, HDP birlikteliği, DEM Parti birlikteliği burada ...Kunç Soyer'in ismini bize tartıştırdı. Şimdi demin oyları 300 bin dediniz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi o zaman deme muhtaç mı İzmir'de de? Dengeleri değiştirebilir. o halde Elbette bu Den dengeleri değiştirebilir. Çünkü şunu değerlendirmemiz gerekiyor. Az önce Ahmet Bey çok güzel bir şeyden bahsetti. Yerel seçimde sahada dokunduğunuz insan, ulaştığınız insan... ...ve e, oy yönelimini genel siyasete göre değiştiren... ...genel siyasetin mevcut kavgasında bırakmayan insanlar var... Bu insanlardan sizin oy alma şansınız var. Ve baktığımız zaman İzmir'de artık Cumhuriyet Halk Partisi'nden bıkmış da bir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni var. Hizmet alamıyor çünkü. Yani bir yerden sonra az önce bahsettiğimiz ekmek dağıtmak, süt dağıtmak de gibi değil. Kaldırım yapmak, çöp toplamak, herhangi bir şekilde imar planı. İzmir'de de deprem yaşandı hatırlayın. İzmir'de de bundan 3 sene önce bir deprem yaşandı. E bu depremin sonuçları var. İzmir'den de fay hattı geçiyor Bununla ilgili ne yapıldı? Baktığımız zaman sonuçsuz bir İzmir görüyoruz. Karamsar bir İzmir görüyoruz. Ve hesap sormak isteyen de bir İzmir halkı görüyoruz. Eğer AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı olarak orada gerekli ve yeterli çalışmayı yaparsa ve aynı zamanda HDP adına demde bir aday çıkartırsa bu kadar çantada keklik bir seçim geçmeyecek Cumhuriyet Halk Partisi için. Evet, Hamza Dağ var AK Parti, Tabii. Ümit Ümit Özlal'e İyi Parti'den, Cemil Tugay CHP'den. Şimdi bu tablo bize ne söylüyor ve İzmirli seçmenin isteği ne? İzmirli Hıcığım. seçmenin isteği İzmir artık hizmet istiyor. Yani dediğim gibi kim gelirse gelsin artık hizmet etsin istiyor. Bugün İzmir'de dediğim gibi Bornova'dan girdiğiniz anda Balıkesir'in Manisa üzerinden karşınıza gerçekten çarpık bir kent çıkıyor. Hala sokaklarının kokudan geçilemediği limanın sorunlarının çözülemediği bir İzmir var. Bu İzmir'in çilesinin bitmesi gerek. Bunu hizmetle bitirecek bir belediye başkanına ihtiyacı var. Umarım seçilen başkan az önce bahsettiğimiz değerler kapsamında İzmir'e hizmet eder. Ama dediğimiz gibi Tunç Soyer'in başarısız bir başkan olması, işte Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden olması gerçeğiyle birleşerek yani evet. tabii ki bir tasviye operasyonuyla da birleşerek bugün bu sonucu oluşturdu. Yani burada kesinlikle. Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olduğu için. Elbette Kılıçdaroğlu'nu atadığı bir adaydı ve e, biliyorsunuz Bugün Battal Bey de dün istifa etti Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Kürt Alevi kıyımı yapılıyor. Parti içerisinde bizlerin kadroları ve başkanlıkları ellerinden alınıyor diye. Bu konuyla ilgili herhalde daha sonra geleceğiz. Bir sonraki tura bırakayım ben de yorumumu. Evet. Ama Tunç Soyer'in her şeyden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinde olmasının da büyük bir eksisi var kendi adına. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde tasfiye polemiğini de konuşacağız. Efendim önce kısa bir ara ardından tekrar birlikteyiz. Ben yeniden birlikteyiz. Farklı açıdan devam ediyor. Ahmet Çobanoğlu, Mehmet Fatih Önsöz ve Profesör Doktor Ümit Kocasakal bizlerle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adayı tartışma yarattı. Onu konuşuyoruz. Tunç Soyer gitti. Cemil Tugay başkan adayı olacak bu seçimlerde. Şimdi Tunç Soyer'in açıklamalarına da ifade etmiştim, değinmiştim hocam. Evet. Ee, birinci turda. Tabii. Siz hem Tunç Soyer'in açıklamalarını nasıl buluyorsunuz, hem Cemil Tugay İzmir adayı e, gösterildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel. Niçin Tunç Soyer'in ismi çizildi? Nasıl bir yarış var? Niçin arada? Tunç Soyer aday gösterilmişti ki niçin üzeri çizildi? Bakınız bu da çok enteresan Şimdi, bir bakış açısı. Yani. Evet. Şimdi bakın ben e, gene bunun üzerinden önce ilkesel bir tabloyu ortaya koy. Benim şeyim bu yaklaşımım. Çünkü e, ağaca e, kilitlenip de ormanı gözden kaçırırsak olmaz. Sadece ormanı değil ormanın içinde yer aldığı habitatı görmezsek de olmaz. Şimdi ve bu anlamda Tunç Soyer'in açıklamalarını Battal gezdinin açıklamalarından kopuk olarak değerlendirmek de olmaz ya da Hacer Foggo'nun ee, şimdi şimdi ama bütün bu yaşananları da sadece Cumhuriyet Halk Partisi evet. üzerinden okumak olmaz şimdi şöyle başlayayım hani hep söylüyorum ya ben bunu çok değerli bulurum ee, bütün renkler aynı hızda kirleniyordu birinciliği beyaza verdiler. Yani sizin beyazın tırnak içinde kirlenmesini tartışmanız diğer renklerin hiç kirlenmediği veya kirlenmeyeceği anlamına gelmiyor. Değil mi Özdemir Asaf? Evet. En sevdiğim şairlerden bir tanesidir. Ne güzel. Bu arada ya çok gurur duymalıyız. Ne kadar büyük şairlerimiz olduğunun farkında mıyız Yok. biz? Bakın Türk Türkiye'de biz de yerleşik hayata geç geçildiği için Nesir veya düz yazı geleneği çok fazla olmamakla beraber tam tersi inanılmaz bir şiir geleneği var. Hakikaten onu da anmış olalım büyük şairimizi diğerleri gibi. Şimdi baktığımız zaman ben şuradan başlamak istiyorum. Aday gösterme kriterlerine sadece şey için söylemiyorum ha CHP için. Genel manada. Tabi basit bir iki tane örnek vereyim. Mansur Yavaş gerçekte Kökten genetik fikri CHP'li mi? Güzel. Peki Eskişehir'den AKP'nin aday gösterdiği kişi, hani ben asla birileri gibi öyle olmam da oraya geçmem de vesaire yapmam da diye zaten öyle söyledi mi bileceksiniz ki ak e, tam aksidir. Net yani. E, peki o gerçekten baktığınızda AKP'li mi? Ya da ben bakıyorum mesela e, şey CHP'nin Kemal Paşa adayı, Mehmet Türkmen, eski AKP'li. Yani şunu demek istiyorum. Zaten bütün bu siyasi arenada gerçekten bir partiye fikren genetik olarak aidiyet duyan insanlar mı aday gösteriliyor? Öyle mi? Bakalım bu işleri. Veya bu aday göstermede o partinin siyasi çizgi ve anlayışının temsilcisi olacak kişiler mi aday gösteriliyor? Bak açık konuşalım fikirlerine katılırım katılmam burada çok e, şiddetli sert tartışmalar da yaşadık ama bir gerçek var avukat Serkan Toper meslektaşım en azından ben biliyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi'ne genetik olarak da diğer açılarda aidiyet duyan bir insan tamam mı? Aa zaman zaman gereksiz yere AKP'yi savunmasını eleştirdim burada başka şey o beni eleştirdi o ayrı ama bak tekrar altın bir hakkı teslim edeceksiniz ama e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oradan aday gösterdiği örneğin Serkan Toper aidiyet duygusu olan bir insan tamam mı şimdi ama baktığınız zaman artık daha da yukarıya doğru gideyim mi yahu artık zaten partilerin ideolojileri çizgileri Kaldı mı ki? Kim kimi? Ya ben soruyorum mesela. Şimdi siz İzmir diyorsunuz. Ya bırakın İzmir'i. Ben kendi partim açısından hani geleyim şimdi. Ben partimin kimi, niçin, nereden, hangi kritere göre aday gösterdiğini bilmiyorum ya. Anlamıyorum yani. Bırakın onu geçtim ben. Yahu her şey şeyde unutuluyor. Hani vardır ya bizde meşhur karakolda doğru söyler mahkemede şaşar diye bir şey var ya. Yani kurultayda bir şey söyleyen daha sonradan şaşıyor ya. Ya silah dayanmadı ki sizin alnınıza bunu söylemek için. Ne dedi Özgür Bey? Namus sözü de veriyorum dedi. Bunu be, dedi ki ön seçim yapacağız dedi ya. Yakışan da budur. Bırak üyeler karar versin. E ne oldu? Aa ya süre de az o yüzden anketli deme. E peki anket dediniz. Anket sonuçlarına uymuyorsunuz. İzmir'de yani ben içinde değilim ama tartışmaları izledim. En düşük oy alan kişiyi aday göstermişler. Ya şimdi bu nereye? Hadi bakın, ön seçim yapmıyorsunuz. Bu zaten faul hareket bir. Hadi, e, anket diyorsun, anket sonucuna uymuyorsun. E nasıl olacak Meltem Hanım bu? Şimdi bunların yanı sıra, bunların yanı sıra daha üzüldüğüm bir şeyi söyleyeyim. İkincisi o daha üzüldüğüm şeyi üçe bıraktım. Zaten aday gösterilenlerde şimdi zannediyor muyuz ki partilerinin e, programları, ideolojisi, çizgisi dahilinde neler yapacaklarını yok efendim. Tam doğru da hocam. Tursoy eriğini görüyoruz. Geliyorum, geliyorum. Yok. Şey, o üçte, üçte o, o çok üzüldüğüm dediğim şey o üç işte. Ama evet. onun öncesi var. Herkes açısından geçerli olan onlar açısından evet. Şimdi ben bakıyorum ya evet. aday olan insan. Önce bir kere aidiyet duygusuyla hareket etmeli. Ben eğer X parti olarak birini parti adayım olarak göstermişsem o kişi benim partime aidiyetle ve benim dünya görüşüm, çizgim, programım, ideolojim dahilinde bir şeyler söylemeli ve e, halkın önüne çıkmalı. Ya, ahlaki olan da bu, siyasi olan da bu. Öbür türlü o zaman bağımsız ol canım. Şimdi bak bakıyorum adaylıklar nasıl oluyor? Bir kere bütün adaylarımız mutlaka hele İstanbul'da konuşuyorsa bakın İyi Parti, AKP, CHP hiç fark etmiyor. Ee, Fatih Camii hazine, hazinesindeki Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyaretle başlıyor ve e, dualarla. Ya ayıp değil mi? Siz siz neyin e, istismarını yapıyorsunuz ya? Ya da aday oluyor bir anda e, şeyde e, su, e, e, bu... Ünlü gene türbenin olduğu yani ismini unuttum. Eyüp Sultan mı hocam? Bravo. Sultan ya da Eyüp, Eyüp Şehir Sultan. Şehir. Sultan Bravo. Sabah namazı mı? Eyüp Sultan'da sabah namazı. sabah namazı veya namaz sırasında görüntü alınıyor ama onun haberi olmuyor. Tüh habersiz ya da adı AKP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen bir belediye başkanı. Ne, ne tesadüf değil mi? E, bir e, televizyon kanalında programa gidiyor. Arada stüdyoda namaz kılarken resmi çekiliyor, o servis ediliyor. Şimdi başka? Buyurun İyi Parti'de Ankara ve İstanbul için tanınmış kadın aranıyor. Bak şimdi. Yahu bakın belediye başkanından bahsediyoruz. Ben şehirci meyirci olsun diyorum. Siz onu geçtim ben artık. O partiye ait olması falan da aranmıyor. Neymiş? Tanınmış kadın. Cinsiyetçilik olsun. Ha, hayır ya tanınmış insan, tanınmış kadın. Başka? E buyurun. Ben o yüzden parti ayırt etmeden söylüyorum. Buyurun. Ekrem İmamoğlu kendisine hedef alan zihniyete böyle cevap vermiş. Camiye hava atmaya değil dua etmeye geliyorum. Yaradana dua etmeye geliyorum. Başkası gibi hava atmaya değil. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hiç ayırt etme. Hepiniz hava atmaya gidiyorsunuz. Hepiniz. Birazcık İslam'ın iyisinden haberdar olsanız ibadetin reklama, siyasete, ticarete alet edilemeyeceğini, bunun yaradanla olan uhrevi, kutsal bir şey olduğunu, bunun saklı gizli yapılması gerektiğini bilirsin. Öyle değil. Hepsi böyle. Çünkü öyle oldu. Başka? Aa, bak İmamoğlu diyor ki 170 bin kişiye iş bulduk. Yahu sen iş ve işçi bulma kurumu değilsin. Tamam iyi yapmışsın. Ama o yüzden diyorum öncelikler var. E bana diğerlerini şöyle bak başka bir şey. Kaybettirmeme ittifakı. Ya hayırlar. Şimdi yeni bir kavram. Bak kazanmak değil kaybettirmeme, kaybettirmeme, ittifakı. Yani var olan birine kaybettirmeme. Ya bunun neresinde ilke olur? Şu olur bu olur. Ha şimdi üzüldüğüm üçüncü şeye geleyim. O yüzden bu Türk siyasetinin genel sorunu. istismar siyaseti bunun adı. Din, din istismarı Cumhuriyet istismarı... Atatürk istismarı... Vesaire... Ha işte tam da orada şimdi sizin... Meltem Hanım... Tunç evet, Soyer'in açıklamaları... Tabii, tabii. Bak, özellikle Atatürk beraber. Ya şimdi, ilkelerine, şimdi, şimdi ilkelerine değindi açıklamasında... Şimdi, e tabi çünkü... Hani benim hep söylediğim münhasır istismar bölgeleri var ya... MİB... E şimdi elbette ki... AKP ve diğer taraf... Genellikle e, din istismarı... Onlar bakımından daha... Uygun olduğu için ona e, yapıyorlar ama arada da bak şimdi arada da ama diğer cumhuriyetçi tırnak içinde seçmene de şirin gözükmek için böyle bir Atatürk ismi böyle bir cumhuriyet ismi. Bak şunu söylemiyorum ben arkadaşlarımız gibi açık konuşuyorum kurumsal kimliğe hedef almayan samimi eleştirilere diyeceğim hiçbir şey yok ama herkes böyle değil herkes böyle değil. Üzüm yemekten ziyade meydan daya atmak, bağcıyı dövmek amacında olup da CHP söz konusu oldu mu? Tek parti faşizminden ondan bundan şey hazır meydan daya atmaya meraklı. Ben size bir şey söyleyeyim bunu yapan e, iktidar ve yandaşları'nın en büyük kabusu gerçekten de CHP'nin köklerine dönmesidir. Yani samimi olarak bunu talep edenlere e, tamamen e, hiçbir diyeceğim yok. Ha şimdi bakın şeye gelelim. Şimdi e, münasır istismar bölgeleri dedik ya. Meltem hanım bak ahlak namus vicdan ve ilkel olmak şunu gerektirir. Bir şey düşünüyorsanız koltuğu kaybedince söylememelisiniz. O koltuktayken de ilkel iseniz aynı şeyleri söylemeniz lazım. Şimdi son dönemde bir şey devreye girdi. Koltuğu kaybeden dökülüyor ya. Şimdi bakın Peki şu, şu özel, yani. aday krizinin sebebi e, rant mı? Yani bakın ben genel olarak zaten bunu söyledim. Ben şunu söylüyorum. Ben daha başka bir şey söylüyorum. Diyorum ki ha bakın zaten ilkeniz, ideolojiniz, çizginiz yoksa her şey açık olursunuz. Ranta da başka evet. şeylere de evet. Ahmet e, her özellikle şeye... vurgu yapmak için. O O vurgular ben istedim. ben şunun için ama benim benim çizmek istediğim tablo bakın başka bu bir hastalık. Bulaşıcı. Bugün siz virüs, e, ne virüsüydü o? En son yaşadığımız Covid. COVID. Hah, bravo. Şimdi birinde olduğu zaman öbürüne bulaşmıyor mu? Bulaşıyor işte. Ben onu söylüyorum. Şimdi bak. Tunç soyer. Evet. Şimdi koltuğu kaybeden naklına nedense partinin ilkeleri, Atatürk. partinin çizgisi, partinin ideolojisi geliyor. Ama koltuktayken hiç çok onlar am, ha Meltem Hanımcığım. Şimdi bak. Üzüntüm şu. Efendim, Tunç Bey diyor ki Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden hiç ayrılmadı. Evet. Ben size bunun ben... ya Kıbrıs'ı neredeyse verelim gitsin. Filler te tepiniyor aşağıda işte ezilen iki algı oluşuyor. bu diyen ismi diyen de. o zaman onu nereye oturtacağız? Onun Atatürk iziyle bilgisi var mı? Ya da ya bir insan düşünür. Ben mesela bak açık söyleyeyim. Dem veya HDP neyse Evet. bir şekilde beni özellikle istiyor olsa şey olsa ya ben 50 kere düşünür ve korkunç derecede kendimden şüphe duyarım ya Allah Allah ya ben ne yap ben hep şöyle baktım hayata mesela ben baro başkanıyken de ismi lazım değil o din istismarcısı ve ama çok koyu bir istismarcı çizgi gazete benimle ilgili olumsuz bir yayın yaptığında diyordum ki çok şükür. Oh çok şükür demek ki doğru çizgideyim ki. Bunlar benimle ilgili olumsuz bir şey söylüyor. İnancımı yaşıyorum diyorsunuz. Yani hayır şu. Yani ben demek ki hani en azından doğru buldum. Bak doğru olmayabilir. Doğru bulduğum şeyleri demek ki devam ettiriyorum ki. Çünkü o benimle ilgili iyi bir şey söylese kendimden en şey yaparım. O yüzden şimdi bakın Tunç Soyer. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden hiç ayrılmadım. Evet. Ya yeter artık. Sıkıştım mı Mustafa Kemal Atatürk? Sıkıştır mı? Sıkıştı mı Cumhuriyet? Sıkıştı mı başörtüsü? Sıkıştı mı? O bu. Ve devam ediyor. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerinde eksiklikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum. Ya zerre kadar samimiyet olduğuna inanmıyorum. Aday gösterilseydi asla ve bak ilkeli olmak nedir biliyor musunuz? İlkeli olmak şudur. Seni, sizi aday gösterilse bile siz aday gösterirseniz bile bu aday gösterme süreci gene de doğru olmamıştır diyebilmektir. Öncesinde ya ön seçim yapın kardeşim beni de atamayın. Ön, o zaman ilk bakın ben mesela ilkeliğin bir örneğin söyleyeyim. Bakın ben 3. ceza dairesi kararını eleştirdim yani anayasa mahkemesine baş kaldırı. Ama şunu da ekledim. Bu programda Ahmet kardeşim de hatırlayacaktır. İlkesel olarak dedim veremeyeceği bir karar var içeriğimden bağımsız. Eğer deseydik ki 3. ceza dairesi ben anayasa mahkemesi kararına uyuyorum ve tahliye ediyorum bu da hukuksuz olurdu. Çünkü onun hüküm verme Yetkisi yok. Yerel mahkeme işte ilkellik budur. Yani öyle verince hayır böyle verince ha o yüzden e, öyle düşün. Peki başka? Örgütün sesinin dinlendiğine tabanın ve sivil toplum kuruluşlarının tercihlerinin dikkate alına dair bir emare bulunmamaktadır. Beyefendi sen orada atanırken seçilirken öyle miydi yani? Peki başka bir şey? Sürecin bütünü değerlendirdiğinde adayların açıklanmasında yaşanan gecikme İzmir halkına saygısızlıktır. Hayır efendim sen belirlenmediğin için o öyle. Onu İzmir üzerinde kurumsal değerlere ve ilkelerine sonuna kadar bağlıymış. Bugüne kadar hangi kurumsal şeye ilkeye bağlı kaldınız? Affedersiniz. Şimdi öbürü diyor ki mesela bak aynı şey. E, ee, Battalil gezdi. Evet. Bak söyledikleri vayım onu bence bir bir sonraki Şimdi ama... oraya geleceğim tamam, ama bir, bir tek sadece, bir açıdan buraya bağlayayım. Yani o bu tasfiye ediliyor diye konuşurken peki bu partiden benim gibi bir başkaları gibi sadece ben değil bir sürü kemalist tasfiye edilirken gıkınız çıktı mı? Hem de sudan bahanelerle ya hani parti suçu filan neymiş falanca kanala çıktın. Ya sen benim nasıl e, nereye çıkıp çıkmayacağımı ben sade bir üyeyim. Yani şunu demek Peki. istiyorum ya böyle kendisi olmayınca e, Hacer Foggo onunla bitireyim. Diyor efendim siz beni sığdıramadınız CHP'ye. Ya biz seni bırak seni sığdırmayı. Senin zaten küresel bağlantıların Ceremi e, Rıfkinler onlar bunlar senin zaten CHP'de yerin yok ki bugüne kadar sığdırmış olmaları zaten hata. hanımefendi aday gösterilseydi ama CHP müthiş beni sığdırdı ben partim şu bu olurdu ama aday gösterilmeyince işte bunların CHP'liliği bu kadar. Bırakın onu bu partinin gerçek evlatlarını sığdıramadılar bu partiye. Gerçek evlatlarını, gerçek e, cumhuriyetçileri, Atatürkçüleri. Hiçbirinin gıkı çıkmadı. Battal Bey'in gıkı çıktı mı o dönemde? Peki tam da o noktaya geleceğim hocam. Gıkı çıktı mı? Peki yani söyleyeceklerim bu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde tasfiye tartışmasını konuşacağız efendim. Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak onursal adı güzel gösterildi CHP'den. Yeniden aday gösterilmemesi sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı Battal İlgezdi. Şu ifadeleri kullandı. İmamoğlu benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti. Bu kararı bana ilettiğinde aday belirlemede tet tek yetkili merci olan MYK ve PM henüz toplanmamıştı dedi. Bunun üzerine şu ifadesi de özellikle dikkat çekti ve tartışma yarattı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler Alevi ve Kürtler partiden tasfiye ediliyor ifadeleri vardı açıklamalarında. Şimdi Deniz Yücel'de CHP sözcüsü Deniz Yücel'de bir kişiye yakınlık ya da uzaklığın asla kriter olmayacağını, olamayacağını söyledi. Şimdi buradaki e, krizin sebebi nedir? E, Ahmet Bey'e sormak istiyorum. Ahmet Bey nedir efendim sebebi? Sayın İmamoğlu neden il gezdiği istemedi sizce? En başta görünen sebep? Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteklemesi. Fakat bu görünen sebep. Evet. Bunun arkasında acaba yine bir rant mevzusu var mıdır? Yani Ataşehir'in varsa rantı Sayın İmamoğlu'na ulaşmaması veya oradan belirli bir kontrol elde edememesi gibi bir durum söz konusu mudur? Bu açıdan düşünmek lazım. Şimdi ben açıklamayı tekrar okuyordum siz okurken. Evet. İki ifade var Meltem Hanım orada. Mevkidaşım Sayın Ekrem İmamoğlu, Ataşehir de belediye başkan adayı olarak benimle yol yürümeyeceğini kararını şahsıma ifade et diyor. Evet. Birincisi ilçe belediye başkanı orada çok açık ve net bir şekilde kendi partisinin büyükşehir belediye başkanına mevkidaşım şeklinde bir ifade kullanıyor ki bu Ekrem Memoğlu'nun güçlü algısını büyükşehir belediye başkanı sıfatı, cumhurbaşkanı yardımcısı sıfat yani adaylık sıfatı 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağının konuşulması, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nın adaylığını konuşulması, hepsini birleştirdiğimizde bir güçlü ifadenin oluşmasını, bir algının oluşmasını yıkan bir ifade olduğunu düşünüyorum ben burada. Bir ilçe belediye başkanı, mevkidaşım diye bahsediyor, kendi Büyükşehir Belediye Başkanı'dan. Olması gereken budur. Sayın İmamoğlu'na da bir yetki ile alakalı bir tepki devam de var. Yapılması gereken buydu zaten. Evet. Orada Sayın Battalıyı gezdi. Çok net bir şekilde dik duruş sergilemiş. Çok güzel eleştirilerini sıralamış. Kendisi de şunu söylüyor. Bana bu kararı ancak ve ancak MYK veya PM tebliğ edebilir diyor. Evet. Yani onlardan daha çıkmayan bir kararı hangi görev ve yetkiyle böyle bir karar veriyor ve partimizin üst kurullarının karar alma yetkisini hangi aklı kullanıyor diyor. Soruyorum diyor buradan. Sorusu bu. Biz de soruyoruz. Ben çok merak ediyorum Meltem Hanım. Biz burada eş genel başkan dediğimizde e, işte değil eş genel başkan. E, yani Cumhuriyet Halk Partisi kim yönetiyor? Cumhuriyet Halk Partisi kimin tek elinde? Birinin tek elinde olmaya gidiyor. Aa, dün Battal e, Bey e, açık açık e, resmen bunu şey sordu, söyledi. E, hayır, Ekrem onu yönetiyor tamam, dedi. İşte evet, ben. ben de ben de bunu soruyorum. Buradan o zaman çok net ve açık yüreklilikle Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kimliğinin daha fazla zarar görmemesi parti içerisinde yönetim tabanında özellikle kimin bu partinin başında olduğunun net bir şekilde açıklanması Parti meclisi açıklaması mı yaparsınız? MKYK'yı olağanüstü toplar mısınız? MYK'dan bir bildirim yayınlarsınız. Ne yaparsa yap, Ya biz de bilelim artık Meltem Hanım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kim yönetiyor? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni İmamoğlu'nun yönettiğini düşünüyorum. O yüzden Ekrem İmamoğlu'nun sözü geçtiğinde eş genel başkan mı diyorum. Eş genel başkan diye ifade kullanıyorum benim nazarım da bu şekilde. Kendi partisinin içerisinden çatlaklar devam ediyor. Ve kullandığı ifade dil evet. çok ayrıştırıcı, çok problemli, kutuplaştırıcının ötesine geçmiş bir dil. Parti içerisindeki Kürt ve Aleviler tasfiye ediliyor. Ya bu problemli bir dil. Meltem Hanım kendi parti içerisinde de problemli bir dil. Ha. Bir de şu açıdan bakalım bu olaya. Şimdi bu problemleri burada bir kenarda tutalım. Bir de şöyle bir bakış açısı sunalım. Farklı açıdan ya programın adı. Bir aç koyalım şurada. Bu şekilde verilen ifade kimin işine yarar? Yani Battal İlgezdi'nin yapmış olduğu bu açıklamalar kimin işine yarıyor? Birinin işine yaraması için mi yapılıyor? Yoksa sadece salt bir şekilde Ekrem olduğu düşmanlığından mı kaynaklanıyor? Veya biraz daha ileriye gidelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun halen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde çok etkin olduğuna mı delalet eder? Bakın, üç soru. 3 üç, üç soru. yol. Yani bunların evet. hepsine aslında ayrı ayrı bizim düşünüp değerlendirmemiz lazım. Ancak bu senaryolardan ziyade veya niyet okuyuculuğundan ziyade elimizde ne var? Problemi tespit ettik. Problem şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde birlik ve bütünlük yok. Bunu bizi izleyenler de Cumhuriyet Halk Partililer de çok net bir şekilde farkındalar. İzmir örneğinde Tunç Soyer'in önde olmasına rağmen aday çıkarılmaması, Batlı Yezi'nin yine Önde olmaz veya ona kendisine tebliğ edildiği gibi kim önde çıkarsa ön seçimde aday göstereceğiz denmesine rağmen kendi mevkidaşının parti meclisi ve MYK kararı olmadan kendisine seninle yol yürümeyeceğiz demesinin nasıl bir yetki gaspı, nasıl bir e, içerideki aslında siyasi ahlaktan yoksunluk olduğunu biz izleyenleri takdirine bırakıyorum ve kıymetli gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş bu seçmenin tek takdir ve yetkisine bırakmak istiyorum ben bunu. Bunların hiçbirini gözden kaçırmasın. Bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde hüsrana uğrayacaktır. Çok net söylüyorum tekrardan. İzmir dahil olmak üzere her yerde çok büyük hüsrana uğrayacaklardır. Orada seçim kazanmak da artık onlar için kolay olmayacaktır. O sahil kesimini kırmızı gördüğümüz haritalara düşününüz. Artık CHP'nin kalesi dediğimiz bir yeri bu siyasetle 60 gün kaldı seçime Meltem Hanım. Hala daha yeni adaylar belirlendi ya. 60 gün ne demek? Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Daha bir süre. proje lansmanları yok. Projeleri yok. Ekrem Bey'i sahada göremiyoruz. Cuma namazında gördük geçen gün. Yani Allah, kabul etsin. Allah kabul etsin tabii ki de. Yani o görüntüleri orada görüyoruz en azından. Cuma namazına giderken. Veya bir... Eskiden iyi geziyordu ee, en azından. şeye Eplana giderken. Çıkıyor. Şimdi o da yok. Neye giderken? Doğa okumaya giderken görüyoruz. Görmeye başladık. İl il gezerken görüyoruz. meslektaşımız söyledik. Nasıl olacak? Eh rehberi kim? Rehberi kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin konuda sponsor edecekler. Ben Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin her il ve ilçede çok ciddi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin sarı kart göstereceğini ve karşısındaki inandığı, güvenli, hangi partiden olursa olsun Dem partisi olmasın da inandığı, güvendiği projesine inandı, samimi bulduğu, tutarlı bulduğu adayı denemek için oy kullanacağı inancındayım. Ben 2019 yerel seçimleri örneğini çok net hatırlıyoruz hepimiz. 13 bin küsur oy fark vardı. Ekrem Bey kazandı. Binali Bey'in karşısında seçimler iptal edildi. Vatandaş dedi ki bir dakikaya adam kazanmıştı. Sen niye tekrardan iptal ediyorsun seçim? Sen bu şekilde yaparsan sana ben bir sarı kart daha gösteririm. 270 bin yanlış hatırlamıyorsam oy farkla Ekrem Bey tekrardan seçildi. Şimdi orada Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayan oylar zaten kendi oyları vardı. Orada kimin oyu gitti oraya? Zaten Millet İttifakı, HDP, İYİ Parti, CHP'nin oyu oradaydı. Kim yaptı bunu? AK Parti seçmeni yaptı. AK Parti seçmeni dedi ki ben sana sarı kart gösteririm o zaman. Bu seçimde de bu seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden aynı sarı kart diyecek. Bazı yerlerde bu direkt kırmızı da olabilir. Yani oyundan çıkarma şeklinde. Eğer sarı kartı yediği yerlerde iyi değerlendirmeler yapılmaz, öz iyi yapılmazsa Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği gitgide sorunlu hale gelecektir. Şunu da ekleyeyim bu söylediklerime ilave olarak. Cumhuriyet Halk Partisi DEM Partisi'nden ayrılıp kurumsal kimliğini daha fazla yıpratmamalı. Bu siyasi figürler kurumsal kimliğin önüne geçmemeli. Atatürk'ü sadece acil durumda camı kırın şeklinde bir acil durum yardım butonu olarak görmemeliler ve gerçekten insanlarla düzgün diyaloglar kurup samimi bir iletişim gerçekleştirmeliler. Ancak bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrardan biz özüne ve gerçekten seçmenin onları istediğine geri dönebiliriz. Pazarlara çıkıyoruz dedim ya halkın evet, halkla evet. Şimdi seçim çalışmalarından küçük bahsetmek istiyorum. Bugün konuştuğumuz insan. Şunu soruyoruz. Biz adayımız Avukat Serkan Toper. Peki. Ben e, CHP'liyim diyor. Peki tamam. Neyini beğeniyorsunuz belediyenin diyoruz? Beğenmiyorum diyor. Peki diyoruz. Sebep ne? Sebep nedir? Yani neden beğenmiyorsunuz? Beğenmediklerini söyleyin. Biz bunlara projeler öğretelim. Ben size de oy vermem diyor. Bir dinleyin bakalım. Bir şey yapalım. Bir sohbet edebilelim. Biraz ikna ile değerek, onun ihtiyaçlarına değerek bir şeyler iletişim kurabiliyoruz. İletişim kurduktan sonra da şunu söylüyoruz. Emanet o istiyoruz. Bu seçimlerde deneyin. Bir deneyin bakalım. O kalesi olarak görülen yerlerin de değişip oralara hizmet götürülüp götürülmediğini bir görün. Bir bunları bir deneyelim. Bizler o yüzden seçmenin iradesine ipotek koyamayız. Hiçbir yerde hiçbir siyasi parti bunu yapmamalıdır. Bu demokrasidir. Demokrasi yarışıdır. Ya imkansız diyorlar Meltem Hanım, Beşiktaş'ın kazanılması. Peki herkes söylüyor bunu. bir evet. Tamam. Biz de biliyoruz işimizin zor olduğunu. Ancak gerçekten çalışma iradesini gerçek belediyeciliği eser ve hizmeti, samimiyeti milliyetçiliği Atatürk kırmızı çizgimizi vefayı biz insanlara anlatabilirsek neden orada bir başarı elde etmeyelim? Veya ben bunu sadece Beşiktaş üzerinde söylemiyorum. İzmir üzerinde de bunu konuşalım. Bunu Hamza Dağ özelinde de söylemiyorum. Belki Ümit Özdağ aradan sıyrılacak. Belki Hamza Dağ burada çıkacak. Yani İzmir ee, Kırklareli Trakyalı olduğum için oralarda hep kırmızıdır ya Tekirdağ, Edirne işte bu şekildeki illerin, evet. ilçelerin Beşiktaş, Şişli, Bakırköy oradaki adayları bilmiyorum açıkçası Beşiktaş haricinde de. Ya buralarda da kimsenin iradesine ipotek koyulmamalı. O yüzden hiç kimse bir seçmenin %100 oyunu aldığını kesin alırım ben ya. Ben zaten seçildim. Ben zaten buradayım. Ben bu da olduğum için bana zaten nasıl olsa oy verecekler diye bir gün bile 5 senede kapısına uğramayan belediye başkanını bu halk görüyor. Ancak oy verme eğilimi nedeniyle çekinceli davranıyor karşı taraftaki oy verme. Ama bu kırılmayacak bir Seçmenimle şey değil. Seçmenin sıkıntısı var Kesinlikle da iyi görebilmek kırılmayacak gerekiyor. bir ön yargı değildir bu. Evet. Siz gerçekten samimi, dürüst, ahlaklı bir şekilde yaklaşırsanız, projelerinize inandırırsanız ve yaptıklarınızı söylerseniz, gerçekten şu kısmı ben kentsel konut yapabilirim, kentsel dönüşüme sokabilirim. Şu kısımda sosyal konut yapabilirim. Bak bu arazide otopark yapabilirim. Bu araziyi ben hastaneyi şu kadarlık Alanda hastane yapabilirim. Gerçekten fiziken yani gösteririm. Yoksa şunu demek çok kolay. 10 bin araçlık otopark yapacağım. 5 bin yataklı hastane yapacağım. Nereye? Söyleyin. Söyleyin. Nereye? Ne, yani işte nereyi yapacağınızı siz halka gerçekten değerseniz onun sorununa, onun sıkıntısına, onun problemine, belediyeden beklentisine değerseniz burada her siyasi partinin her il ve ilçede şansı bu seçimlerde olacaktır. Yani o yüzden biz çok farklı bir seçime gidiyoruz 2024 yerel seçimlerinde. Bu dediğim arşivlerde kalsın. Çok enteresan sonuçlarla karşılaşacağız. Elbette dengeler değişebilir. Dengeler de değişebilir. Peki. Her şeyin ne olduğunu göreceğiz. Güzel bir demokrasi yarışı olmasını sadece temenni. Peki. Mehmet Bey Battal İlgezdi'nin hem ifadeleri, açıklamaları CHP'deki tasfiye tartışması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Nasıl yorumlarsınız? Öncelikle bir Ben, de ben e, bir de aslında hocama da atfen e, zamanında birileri e, tasfiye edilirken evet. zamanında kendileri bu koltuklara otururken tasfiye edilmeden birileri yapıldı da bugün mü tasfiye oldu diye düşünüyorum. Yani Baykal döneminden kalan işte o e, ulusalcı diye bizim andığımız siyasetçiler bir bir tasfiye edilirken hocam da bu Elhamdülillah içine, hem ulusalcıyım dahil, hem kemalistim. Gayet evet. Dur. Bu ekip Tasfiye edilirken hiçbir işte o Kürt ve Alevi CHP'li seçmenin ya da yöneticilerin sesi çıkmadı. Koltuklarında otururken, genel merkezindeki odalarda otururken ses çıkmadı da. Bugün mü acaba Cumhuriyet Halk Partisi tasfiye operasyonuna girişti? Ben bu siyasetçilerin bunu da sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında şöyle bir gerçek de var. Beyefendinin eşi 2015 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. Yani Ama ayrı ayrı insanlar onlar ya. Bence tıpkı ceza sorumluluğunun şahsiliği gibi. Ya ama da ben, ben, ben de hocam e şunu e e söylüyorum. E Yok şöyle değerlendiriyorum ben. Zaten Gamze Hanım dedi ki ben anlaşılan çok da onaylamıyor. Hatta dün Barış arkadaş dedi ki yani e, hocam, eşine bile söylememiş dedi. Yani <laughs> o ben istifa hocam, etmiyorum dedi. ben ona saygı ya. diyorum. Ben Cumhuriyet Halk Say, Partililere yani. üzülüyorum. Kaç yüz bin oy alıyorsun. Ama seni bir aileden hem karı hem koca temsil ediyor. Ya başka bir tane kalifiye Cumhuriyet Halk Partili bir hanımefendi, bir iş insanı, bir hukukçu, bir mimar, bir şehir planlamacısı veya herhangi bir meslek sahibi bir insan yok mu da Cumhuriyet Halk Partisinde? Acaba karı koca bu makamları mevkileri hak etmişler. Eğer sen o koltuklara biriniz milletvekili, biriniz belediye başkanı olarak oturduğun dönemde işgal etmediysen ya da Tam tersi. bu mevcut tasfiye işlemi yaparak buralarda oturmadıysan. Yani bu kadar mı Neyi mükemmel insanlarsınız? Yani bu dediklerini bak şöyle bir tek sizde şey, şeyim şu. ilkesel olarak benzer konularda da bir şey söylemeyiniz. Yahu kayınpeder damat vardı da gıkınız çıkmadı. Hocam biz onu da çıkardık sesle. Vallahi ben Duymadım. Duyan olmadı. Yani peder damat hatırlatırım. Değil mi? Ondan bahsediyorsunuz hocam. Yahu eee kayınpeder Cumhurbaşkanı damat bakan değil miydi? Berat Bey'den bahsediyor. Evet. Başka damat mı var ya? Ya yani şimdi başka bir damat daha var. O ayrı. Siyaset içinde değil ama yani Türk siyasetinde hani sanki tek ve ilkmiş gibi de şey yapmayalım. Can, e, koca. Tek ilk demiyoruz. Damat da, kayınpeder da söyledik. Biz ona söyledik. Aile. Baba benim oğul. Ak benim, baba oğul. benim aklıma başka gelenler de var. Onları yani, da e, detaylı konuşuyoruz. Yani, Ancak benim burada bahsettiğim nokta şu. Yani siz parti içerisinde hala aktif görevde milletvekili olarak eşiniz devam ederken yaklaşık dört dönemdir beşinci dönem adaylığı için Ataşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldunuz ve seçilmediğiniz için kalkıp kazan kaldırıp ya bizi de burada asıyorlar kesiyorlar. Samimiyetsiz bir açıklama. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sen öyle veya böyle kongreye girdin ve kaybeden tarafsın. Senin tasviye ediliyor olman dahi siyasi etik gereği makul karşılanabilir bu ülkede. Ben doğrudur demiyorum ama bu ülkede makul karşılanır. Çünkü her siyasi lider kendi ekibiyle hareket etmek ister. E sen dün daha liste çıkartmış İstanbul ile örgütüyle çatışmış, kavga etmiş ve kaybetmişsin. Seninle çalışmak istememesi zaten doğal bir şey. Ama anlattığı noktada kendisine katılıyorum. Yetki tepkisi var. Yetki tepkisi evet. var. Bu konuda haklı olduğunu düşünüyorum. Burada her işin belli bir prosedürü vardır. MYK, parti meclisi, genel başkan veya eş genel başkan artık hangi açıdan değerlendirirseniz Özgür Bey'in veya diğer işte parti meclisinden yetki sahibi olan insanların burada kendisinin belediye başkanı olmayacağını söylemesi gerekirdi. Az önce Tunç Soyer'in açıklamasını okurken de Ekrem evet. İmamoğlu mu bildirmiş diye sormamın sebebi de buydu. Baktığınız zaman Ekrem Bey ile beraber koordine çalışmak zorundasınız. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanacağım diyen bir aday kendisiyle uyumlu çalışmayacak bir Ataşehir, Kadıköy veya bir başka belediye başkanıyla iş yapamaz. Bunu kabul etmeniz gerekiyor. Siz İstanbul'u bir imzaya teslim ettiyseniz ekibine de kurmasına yani müdahale edemezsiniz. Bu konuda saygı duyarım. Ancak siz burada net bir şekilde bu yetki aşımını sağlar da, İstanbul'un yanında Cumhuriyet Halk Partisi'nin de anahtarının bir tanesini, yedek anahtarını Ekrem İmamoğlu'na verirseniz mevcut siyasi tahammüllerinizi de yok edersiniz. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyle yaşıt bir parti. Ve siz kendi teamüllerine saygı duymayan bir parti haline gelirseniz vatandaş da size saygı duymaz. Yani parti meclisi toplanmamış, genel başkan yardımcılarının belki haberi dahi yok. Ve Ekrem İmamoğlu bir belediye başkanı, yani diyor ki o açıklamasında sen de belediye başkanısın ben de belediye başkanıyım. Sana Büyükşehir nasip oldu biz Ataşehir'de kalmış olabiliriz. Ama ikimiz de yetki anlamında belediye başkanıyız. Ve sen bana bunu söyleyemez. Ya genel başkan arar ya genel başkan yardımcısı arar ya parti meclisinin kararıdır dersin. Ben de derim ki sana yapacak bir şey yok biz partimizin emrinde Cumhuriyet Halk Partisi için çalışmaya devam ederiz. Bunu MKB söylemesi gerek. Parti meclisi henüz toplanmamışken bu kararı bana Sayın İmamoğlu iletti diyor. Yani ben dediğim gibi sadece takıl benim evet. asıl e, beni üzen nokta bazı e, hocam da az önce bahsetti. Kendi ayağımız e, takılmadan önümüzdeki taşları görmememiz. Yani battal bey için söylüyorum. Bu kadar dönem belediye başkanlığı yaptınız. Siz acaba Ataşehir'de kaç kişiyi e, tasfiye ettiniz. Belediyenizde çalışan işçilerden tutun. Belediye başkan yardımcılarınıza kadar sizin atadığınız belediye başkan yardımcılarına kadar. E şimdi bu süreçte böyle yönetilirken siz o koltuklara gelirken kıyım vardı da Sünni kıyımı var diye hiç haber duymadık. Ya da Karadenizli kıyımı var diye bir haber duymadık. E şimdi Alevi ve Kürt. Bu çok ahlaksız, <laughs> çok yanlış bir e, bakış açısı. Siz bunu söyleyebilirsiniz. Kadrolaşmalar Karadenizliler üzerinden oluyor diyebilirsiniz. Yani evet. bunu zaten hepimiz görüyoruz. Cumhurbaşkanımız da Karadenizli. Ekrem Bey de Karadenizli. Bunu görüyoruz. Ama sizin bunu yaparken etnik, mezhepsel ve dil, din, ırk dediğimiz temel noktalarda bu şekilde yaptığınız açıklamalar bölücülüktür. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni ardından toplumu da kutuplaştırır. Peki. Hocam ne diyorsunuz? Şimdi ee... Battal İlgezli'nin ifadeleri, Zaten şey istifası. Belli. Evet. Şimdi bakın. Bir kere demin ona atlamışım. Arkadaşlardan da söyleyenler oldu ama ben altını çizeyim. Özellikle sevgili kardeşime siz sorduğunuzda hani İzmir seçmeni ne yapar, ne düşünüyor? Evet. Ee, kardeşimiz de ki, ya İzmir'in sıkıntısını İzmir, in İzmir, in seç sıkıntısı İzmir ne? seçmeni bundan rahatsız vesaire vesaire bir takım şeyler söyledi. Ee, olabilir yani. Ama ben e, sanıyorum Ahmet kardeşim belirtti. Onun yani... yani İzmir adına ve diğer herhangi bir şehir adına bir yer adına hiç kimsenin yani o seçmen adına konuşma hak ve yetkisi yok. Hiçbirimizin yok. Hani hiçbir siyasi farklılıyor. tabii, tabii de yok. Hiçbirimizin, hiç kimsenin yok. Yani e, seçmen zaten ne düşündüğünü evet. o gün söyleyecektir. Hani ya seçmen orada çok rahatsız da. Gerçek belediyecilik istiyor da veya ya biz bizden çok memnun işte, da vesairede işte yani bunu Foces'teki AK Partili de söylemiyor. Onu göreceğiz. Hiç Köylük... i̇şte, CHP'li de söylemiyor. Şey... Maalesef bu böyle. Ben Bakırköy'de yaşıyorum. Şşş. Bir tane memnun insanım ama %80 ama eurosen, ne yapacaksınız? Eğer şey diyorsanız işte o yüzden demokrasi bambaşka bir rejim. Bir gün onu da konuşuruz. Ee, ama şimdi mesele şu. Benim açımdan mesele şu. Ee, ya koltuk gidince kutu açılıyor. Koltuk gidiyor, kutu açılıyor. Bir de hani bizde bir laf vardır dinime küfreden Müslüman olsa diye. Yani şimdi oralara hani girmek istemem ama bir kere şunu söyleyeyim. hadi girmek istemem derken şey anlamını da söylemiyorum. Bir kere bakın benim yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ne o başkan, genel başkan aday adaylığım da dahi hep üzerinde durduğum bir şey vardı. Parti, partim yani Atatürk'ün daha parti kurulmadan siyasetle ilgili fikri sorulduğunda bir tek şeye söyle Bütün bir halkı kucaklayacak ve halkçılık esasına dayanacak bir fırka kurma niyetindeyim. Şimdi yaklaşıma bakar mısınız? Bütün halkı, halk. Böyle olması gereken partimin uzun zamandır maalesef etnikçiliğe, mezhepçiliğe, hemşericiliğe, alt kimlikçiliğe bulandığını ben yıllardır söylüyorum. Yani ben falanca yerliyim sen de falanca yerlisin tamam. Ama bu sadece burada değil ama maalesef burada ben çok net görüyorum. Ama birçok yerde de bu, bu Türk siyasetinde bir kere Türk siyasetinin kemirgen bir hastalığı nepotizmdir. Nepotizm ne demek? Nepotizm akraba ve adam kayırma demek. Akraba ve adam kayırma demek baba, oğul, damat, kayınpeder, eş vesaire. Bir de hemşericilik. E şimdi ben çok vahim buldum açıklamalarını. Ya ne demek ya? Partide çok açık şekilde Kürt ve Alevi tasfiyesi yapılıyor. Ha, bu, bu aynı zamanda ama bakın evet. bu, bu neresinden baksanız vahim. Bu hem partinin alt kimlikçiliğe alt kimlikçiliğe bulandığını gösteriyor. Hem de bunların altının sık sık çizilmesi sinir uçlarına zarar veriyor. Mesela diyor ki ne hikmetse bir Karadeniz lobisi. E güzel peki yani kendisine sormak lazım ben şimdi burada şey yapmayayım. Ataşehir Belediyesi'ndeki belediye başkan yardımcılarınızdan kaç tanesi Malatyalıydı? Siz Malatyalısınız. Ne tesadüf değil mi? Kaç tanesi Malatyalıydı? Peki ee, ben bakıyorum o dönem mesela 2017'de o dönemki bir soruşturma vesaireden dolayı e, başka vekil olarak yürüten gene Malatyalıydı. E o zaman Malatya lobisi yoktu herhalde değil mi? Veya Onursal Bey şimdi nereli? Malatyalı. Şimdi o yüzden yok canım şaşırtacak hiçbir şey yok tabii e, yani şunu demek istiyorum bir kere efendim CHP'de kıyım hareketi yapılıyor. Yıllardır ya bunu hiç olmadı. Allah Allah. Ya bizim gibiler takır takır orada kıyıma uğrayıp da bu partiyle partinin bırakın üyesi olmayı yanından sokağından dahi geçemeyecek adamları bu partiye alırken sizin sizlerin gıkınız sesiniz çıktı mı? Ya da aday ee, yapılırken. Ha, o yüzden efendim neymiş Kurultayda verilen ön seçim sözleri rafa kalkmış da hiçbir yerde yoklama ha zannedersiniz ki bugüne kadar da bütün aday belirlemelerinde ön seçim yapıldı. Kaç kere ön seçime girmiş Battal Bey'in kendisi? Kaç kere girmiş ön seçime ya? Hay o yüzden efendim bak bir de bir şey söylüyor. 1 Nisan sabahı hem Ataşehir'e hem İstanbul'a bakacağız. Ne anlama geliyor bu? Yani şimdi, ben artık yani, CHP için ha, çalışmayacağım demek şimdi oluyor. Şimdi bak bak bir şey daha söylüyor. Sonra ikinci açıklamasında Genel Başkanımız Kemal Kılıçla desteklediğim için aday gösterilmedim e, e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıllarını veren her bir yol arkadaşımın hakkını, hukukunu korumak ve partimin kurumsal kimliğine sahip çıkmak için istifa ettim evet. Beyefendi partinin kurumsal kimliği o kadar uzun zamandır örseleniyor ki o zaman ama hiçbirinizin sesi çıkmadı zerre kadar samimiyet görmüyorum zerre kadar ama ya şu kadar ha Hakkını teslim edelim. Bir konuda haklı ama şimdi yiğit öldür hakkını ver. Gerçekten dediği gibi. Eğer ve çok iddialı söyledi ve başka evet. açın dedi Ali Kılıca da sorun dedi. Ona da bir gerçekten hani baktığınızda konmayan kişilerin daha ziyade Kurultayda Kemal Bey'i destekleyen kişiler olduğu görülüyor. Ben kardeşime katılmıyorum. Demokratik bir partide. O, o, o süreçte yaşanan yaşanır. Bunun şeyi olmaz. Ben savunmuyorum bunu. Yani Olanı söylüyorum. Makul olabilmiyorsan makul, yani makul edemiyorum. Ben makul demiyorum. Ama siyaset, daha mi? başka Bu. bir şey var. Hadi bunu bir, bir şekilde şey yapalım. Ama yani eğer söylediği şekilde bir büyük şehir bir büyük şehir belediye başkanı ki şarkılarında sloganlarında bile CHP'liğinden ziyade kendi şahsi şeylerini öne çıkaran hani ben diyeyim Ekrem sen diyeyim Allah Allah bağımsa da Ekrem Bey? CHP'nin adayı değil mi? Niye CHP'de o, o, olduğunuzu bu kadar hani şey yapmıyorsunuz o, o da ayrı bir şey ama eğer bir Büyükşehir Belediye Başkanı e, bir takım şeyleri arayarak, arayarak böyle tebligatlarda bulunuyorsa hele ki bunları MYK veya parti meclisinden önce yapıyorsa bırakın her şeyi bu, bu kadar köklü bir parti için Asla ve kat'a kabul edilemez bir durumdur. Bu bakın kim olursa olsun MYK'da ve e, ben çok eleştiriyorum ama kurumsal baktığımda MYK'da ve parti meclisindeki o kadar insana büyük bir saygısızlık, kibir ve hadsizlik diye düşünüyorum. Bakın siyasi partilerde herkesin bir yeri vardır. Ve herkes yerini bilmelidir. Net. Şimdi... Bu partinin bir genel başkanı varsa genel başkanı vardır. Bu partinin yetkili kurulları varsa bunun bir anlamı vardır, olmalıdır en azından. Yani dolayısıyla bu söylediğinde haklı bence. Çünkü ben hep hayatta şöyle baktım, doğru kimden gelirse gelsin doğrudur, yanlış kimden gelirse gelsin yanlıştır. Dolayısıyla ama bunun çok üzüntüm şu işte dediğim gibi e, ben e, Türk siyasetinin genel olarak ve Partimin de bu alt kimlikçiliğe bulandığını görüyorum. Daha üzüntülü vereni söyleyeyim mi? Kardeşlerimi o konuda şöyle eleştiriyorum. Haklı olarak Atatürk istismarından bahsediyorsanız başka alanlardaki istismarlara da aynı şekilde karşı çıkın. Din istismarına da karşı çıkın. Milliyetçiliğin istismarına da karşı çıkın. Bütün münhasır istismar bölgeleri ve ilgili istismarların hepsine karşı çıkın. Çünkü Türk siyasetini bizim bundan kurtarmamız lazım. Çünkü Türk siyaseti buna bulanmış durumda. Ha şeye bir şey demiyorum. Atatürk istismarını en çok eleştirenlerden biri benim. Ama iki tarafta da bu istismar var. Şöyle bitireyim. Herhalde süremizin sonuna geldik çünkü. Ee, yani gelinen noktada ben ya hepimizi alıştırdılar. Hani bak bazen alışmak güzel. Mesela ben o güzel şarkıda olduğu gibi değil mi? Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Ee, yani o güzeldir o alışmak. Ama bazı şeylere alışmak çok kötüdür. Bizi uyuşturdular. Nasıl? Ya benim kanım donuyor ya. Bir ülkede Alevi seçmen, Kürt seçmen, şu seçmen, bu seçmen deniyorsa bu çok tehlikeli bir şey ya. Ya bölüne böl. Artık bu da ya gözünüzü seveyim seçmen seçmendir. Ben size bir şey soracağım ya herkese soruyorum. Alevi kökenli yurttaşlarımızın e, sözcülüğüne sözcülüğüne ne hakkı var ya? Kürt kökenli yurttaşlarımızın veya diğer kökenli yurttaşlarımızın herkesin alt kimliği değerlidir ya. Saygılı herkes saygı duyacak ama böyle bir ayrımcılık mı var bu parti Ya gözünüzü seveyim. Bizi bakın bizi birleştirecek olan alt kimlik değildir. Üst kimliktir. Ortak aidiyet duygusudur. Niye Atatürk sürekli ortak milli şuurdan ortak milli vicdandan bahsediyor ve bakın o kadar ki Atatürk kolay kolay şey kullanmaz. O kadar sinirlenmiş ki daha bunu söylediği tarihler 1921-22 bazı beyinsizler halen Kürtçülük fikrini aşılamaya çalışıyorlar diye boşuna söylemiyor. Çünkü şunu biliyor. Emperyalizmin Büyük Roma'dan beri vazgeçemediği en önemli sistem Dividum et imperum değil mi? Böl ve yönet. Çünkü sizin ortak aidiyet duygunuza saldırmak adına alt kimliklere bölüyorlar. Tehlike şu. O alt kimlikler üzerinde emperyalizm çalışmalar yapıyor. O yüzden Alman Aleviliği diye bir şey var. Bambaşka bir şey. Ya da CIA İslamı diye bir şey var. Yani CIA'nin İslamı çarpıtarak başka bir kılığa büründürmesi. İşte okuyun Graham Fuller'i veya e, Vahabiliği ve Selefiliği bize nasıl yutturmaya çalıştıklarını. Siz ne kadar insanları bölerseniz ve ben ben bunun topluma da büyük bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Kimdir ya Aleviler adına e, söz söyleme hakkına kim sahip ya da Kürtler adına ya da başka Alt Karadenizliler adına? Yok efendim onun adına, bunun adına. Ayıptır bu. İnsanları bölmeyin. Ha, hiç kimse kimsenin kulu değil, askeri değil, kölesi değil. Ve yine hep söyledim söylüyorum. Hiçbir bu ülkede yaşayan hiçbir yurttaşın alt kimliği sizin meze yapabileceğiniz siyasi ihtiraslarınızda adeta poker masalarında pey sürer gibi ileri sürebileceğiniz şeyler değil. Bunlar değerli ve kutsal şeylerdir. Herkes o kutsallara saygı göstersin. Böyle alevilik üzerinden, efendim sünnilik üzerinden, başörtüsü üzerinden, cumhuriyet değerleri ve Atatürk üzerinden, Kürt Kürtler veya başka etnik kökenler üzerinden insanları bölmesin. Hepimiz Atatürk'ün söylediğini gelelim. Var mı içinde herhangi bir bölünme? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Aynen türlü de olduğu gibi. Ben hep bu örneği veriyorum. Bazıları kızıyor. Türlü dediğimde biliyorsunuz değil mi ne olduğunu? Saymama gerek var mı içindekileri? Yok. Türk milleti dediğimde de kaderde, kederde, geçmişte, gelecekte, kıvançta, tasada bir olmak bu. Bu kadar basit. Bıktık artık bu sizin e, insanları kıyafetleriyle, inançlarıyla, alt kimlikleriyle böyle böyle kendi e, ticari ve siyasi çıkarlarınızı yukarıya çıkarmanızdan bıktık artık. Peki, orada. Yeter. Yapmayın bunları. Kendi gücünüzle ne yapıyorsanız yapabiliyorsanız yapın. İnsanların sinir uçlarıyla da oynayıp bu ülkeyi bölmeyin. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Süremizin sonuna geldik. Sayın Ahmet Çobanoğlu, Sayın Mehmet Fatih Önsöz ve Profesör Doktor Ümit Kocasakal. Çok teşekkürler tekrar kıymetli yorumlarınız için. Teşekkür ederiz. Efendim? Vaktimizi tamamladık. Bir sonraki farklı açıdan da tekrar görüşünceye de kendinize iyi bakın. Siyasetteki sıcak tartışmaları değerlendirdik. Kendinize iyi bakın efendim hoşça kal.